Ana reklam ajansı sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. 783. Sentez programından merhaba. Sevgili seyirciler, bu akşamki konuğum Antalya'dan misafirimiz. Efendim, kendisi Akdeniz bölgesinin, daha doğrusu yüzü diyebiliriz. Türk Standart Enstitüsü'nün Antalya Bölge Müdürü Sayın Hüseyin Özdamar Beyefendi ile bu akşam birlikteyiz. Efendim, bu akşam en son çalışmaları, Türk Standart Enstitüsü'nün en son çalışmasını bu akşam masaya yatırmak istiyoruz ve tabii ki siz esnaflarımız için ve en sonki gelişmeleri, özellikle güneş enerji sistemleriyle ilgili olan konuları bu akşam konuşmak istiyoruz. Ve kendisine önce bir hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi sizleri buraya kadar yorduk Antalya'dan. Biz çok mutlu oluyoruz sizlerle beraber olmaktan, halkımıza kendimizi ifade edebilmekten. Teşekkür ediyorum efendim. Onun için. Yani amacımız tabii ki halka duyurularımızı yapmak ve onları aydınlatmak ve sizin özellikle Türk Standart TSE'nin, o markanın önemini bir kez daha insanlarla paylaşmak istiyoruz. Ben isterseniz önce TSE ile ilgili bir tanıtım filmimiz var. Onu bir izleyicilerimize izlettirelim. Ondan sonra programımızın sorularına geçelim. Olur mu efendim? Çok isabetli. Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlar, önce TSE ile ilgili 5 dakikalık bir tanıtım filmimiz var. Onu izleyelim. Ondan sonra da konuğumuza gerekli soruları yönelteceğiz efendim. Ekonomimiz, bilgi ekonomisine ve 4. sanayi devrimine geçiş sürecinde nitelik değişimi yaşıyor. Üretimde Ar-Ge, inovasyon, yüksek teknoloji üretimi, standartizasyon, sertifikasyon, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi olgular öne çıkıyor. Türk Standartları Enstitüsü, standartizasyonda ülkemize tek yetkili kurum ve standartizasyonu referans alarak gerçekleştirilen belgelendirme, muayene, gözetim, test ve deney gibi işlemleri kapsayan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde de en önemli aktörlerden biri olarak ekonomimizin gelişimi, kalite ve rekabet gücünün artışı için çalışıyor. TSE bugün adeta ürün ve hizmetlerin kimliği haline gelen standartizasyon ve belgelendirme ile ülkemizde kalite altyapısının gelişmesine, bilgi ve teknoloji transferine, güvenli üretim ve tüketime destek oluyor. 1954 yılında başladığı standartizasyon faaliyetlerini bölgesel ve uluslararası standart kuruluşlarına tam üye olarak sürdüren Türk Standartları Enstitüsü, sanayicilerimizin küresel pazarlara uygun mal ve hizmet üretmelerine imkan sağlayacak standartları ülkemize kazandırıyor. Bugün standartlar uluslararası ticaretin ortak dilidir ve küresel ticaretin %80'i için bu dil kullanılmaktadır. Standartizasyon ve uygunluk değerlendirme çalışmalarımızla sanayicilerimiz küresel pazarlara kolayca girebiliyor, belgelerimiz sayesinde güvenle ihracat yapabiliyorlar. Türk Standartları Enstitüsü olarak küresel bir vizyonla çalışıyor ve uluslararası işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü ile İslam ülkeleri arasında standartizasyon altyapısının oluşmasına, ticaretin gelişimine ve üreticilerimizin bu pazarlara girebilmesine destek oluyoruz. Helal belgelendirme ile tüm Müslümanların inançlarına uygun ürün ve hizmet üretimine katkı sunuyoruz. Uluslararası arenada rekabet gücümüzü artırmak amacıyla kurulan uygunluk değerlendirme şirketi İKAS'ta küresel düzeyde uygunluk değerlendirme alanında yeni roller ve görevler üstleniyoruz. Ülkemizi enerjiyi üretenlerle tüketenler arasında enerji köprüsü merkezi yapacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinde gözetim faaliyeti yapıyoruz. Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle yaptığımız işbirliği anlaşmalarıyla İslam ülkelerinde standartizasyon, metroloji ve akreditasyon altyapısının oluşmasına ve bu ülkelerle ticaretimizin gelişmesine katkı sunuyoruz.
60 bini aşkın belgemizin üretici için standartlara uygunluk ve kalite, tüketici içinse güven anlamına geldiğini biliyoruz. Onaylanmış kuruluş statümüzde 11 Avrupa Birliği direktifinde CE işaretlemesi yapıyor, uluslararası tanınırlığımızın garantisi olan markalar ve yetkilendirmelerle başta Avrupa olmak üzere üreticilerimizin dünya pazarında önünü açıyoruz. Türk Akreditasyon Kurumu'ndan ürün, sistem ve personel belgelendirme, gözetim ve laboratuvar hizmetleri alanlarında en geniş kapsamlı kuruluş olmanın gururu ve sorumluluğuyla çalışıyoruz. Teknik kapasitemizi, insan kaynağını ve laboratuvar altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Sanayicilerimizin belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni laboratuvar yatırımlarımızla bu alanlarda yurt dışına giden milyonlarca doların yurt içinde kalmasını hedefliyoruz. Yurt geneline yaygın 100'ü aşkın ihtisas laboratuvarıyla elektrik, kimya, yapı, makine ve gıda gibi alanlarda verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra yangın güvenliği, biyogenetik ve enerji sistemleri gibi alanlarda da başladığımız laboratuvar çalışmalarıyla sanayimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deney ve kalibrasyon hizmetlerimiz dışında laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testleriyle akreditasyon alanında ülkemiz için önemli bir ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bilişim alanında kullanılan ürünlerin ve bilişim sistemlerinin belgelendirilmesini yapıyor, ulusal siber güvenliğin sağlanmasında görev alacak insan kaynağını yetiştiriyor ve dijital dünyada ulusal güvenliğin tesisine hizmet ediyoruz. Dünyada 26 ülke tarafından tanınan sertifikasyonlarla uluslararası bilişim sistemine entegre bir şekilde çalışıyoruz. Yazılım projelerinin sürekliliğini sağlayacak olan kod emanet sistemi ve kamu bilişim ihalelerine girecek olan firmaların belgelendirilmesi gibi yeni görev alanlarıyla ülkemize hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Eğitim ve personel belgelendirme hizmetleriyle Türkiye'nin kalite altyapısını güçlendiriyor, hizmet ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlıyoruz. Otomotiv ve tehlikeli madde taşımacılığı alanında tip onay testlerinden belgelendirme, üretim uygunluğu ve tadilata kadar tüm aşamalarda hizmet veriyoruz. Sadece TSE'nin değil, ülkemizin de en iddialı yatırımlarından olan Otomotiv Test Merkezi projesiyle yerli sanayiye destek olmayı planlıyor, uygulamada olan eşdeğer parça belgelendirmesiyle de yerli üretimin gelişimine katkı sağlıyoruz. Günümüz dijital çağında zaman ve maliyet kaybını asgariye indirecek şekilde tüm başvuru ve takip işlemlerini elektronik ortam üzerinden gerçekleştiriyoruz. TSE, ekonomik ve sosyal yaşamımızda artan bir etkiyle var olmaya ve ülkemizin gelişip kalkınmasında kilit rol üstlenmeye devam edecek. Evet, TSE ile ilgili olarak tanıtım filmini sizlere izlettirdik sevgili seyirciler. TSE, evet, çok önemli bir sektörümüze yardım eden bir kuruluş diyebiliriz. Efendim, tekrar hoş geldiniz Sayın Hüseyin Özdemir. Evet, tanıtım filmini izledik. Bu büyük sistem önce nerede onu soralım ve en sonki gelişmeler hakkında bir bilgi alalım sizlerden. Türk Standartlar Enstitüsü ülkemizin her yerinde teşkilatlanmış durumda. Bizim Gebze'de bir kalite kampüsümüz var. Balkanların, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın en büyük kalite kampüsüdür. 400 dönüm bir alan üzerinde 40 bin metrekare kapalı. Düzce'de dediniz değil alanda. Mi? Yok, Gebze'de. Gebze. Kocaeli Gebze'de. Kocaeli Gebze'de. Yani çünkü Türkiye'nin sanayi altyapısının büyük bir kısmı Gebze. Bursa, İstanbul, Kocaeli üçgeni içerisinde olduğu için oraya hizmet vermek üzere kurulmuştur. 20'ye yakında bölgesel laboratuvarlarımız var. İzmir'de, Ankara'da, Kayseri'de, Denizli'de, Maraş'ta. Onlar da yöresel hizmet veriyorlar. Sanayi nerede hangi laboratuvara ihtiyaç hissediyorsa, nereye ne tür laboratuvar altyapısı gerekiyorsa biz o alanlarda yatırım yapıyoruz ve teşkilatlanıyoruz. Tüm illerde teşkilatlarımız var. Hatta bazı gümrüklerde ithalat kontrolü de yaptığımız için gümrüklerde sıfır noktasında şubelerimiz var, laboratuvarlarımız var. 10 tane bölge koordinatörlüğümüz var. Birisi bizim bölgemizde Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü. Ben de Akdeniz Bölge Koordinatörü olarak zaten görev yapıyorum. Yani tüm Türkiye'de, dünyada da 30 ülkede teşkilatlanmış durumdayız. Güzel. Şimdi vatandaşlarımızın çoğu belki kavrayamamış olabilir TSE'nin önemini. Evet. TSE'nin önemi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani Türkiye'de TSE gerçekten çok stratejik bir kurum.
Çünkü aslında çok iyi bilinmiyor. Neden bunu soruyoruz evet. efendim biliyor musun? Şimdi birçok insan, vatandaşımız, yatırımcımız işte bir yatırımını yapıyor, milyon dolarlar harcıyor. Ama işte orada kalitesinin farkında değil belki de. Gerekli inceleme, araştırma, denetimini yaptırmıyor ve piyasaya sürüyor. Yani bu olay aslında hem tüketici açısından hem de üretici açısından son derece önemli bir konu. Kesinlikle. Ben bu anlamda biraz konuyu açarak irdelememiz gerektiğine inanıyorum. Siz aslında çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Evet. Genel kanaat Türkiye'de standartlar TSE markası üretime yöneliktir. Üreticiyle ilgilidir. Evet. Gibi bir kanaat vardır. Ama aslında standartlar, Türk Standart Enstitüsü üreticiyle de ilgilidir, tüketimle de ilgilidir, hizmet sektörüyle de ilgilidir. Toplumun bütün kesimleriyle ilgilidir. Çünkü bulunduğumuz alandaki teneffüs ettiğimiz hava, odamızı aydınlatan ışık, ışığın şiddeti, kullanılan ampuller, oturduğumuz koltuk, masa, cam, aklınıza gelebilen gereç ne varsa. Ne varsa her şeyin bir standardı olmak durumunda dünyada. Bu standarda göre üretim, bu standarda göre tüketim esastır. Bir tüketici bir malı alırken tercihini hangi maldan yana kullanacağını günümüzde nasıl bilecek? Herkesin ihtiyaç hissettiği malı alırken gidip de tek tek bunları test etmesi mümkün değil. Ha, üzerinde belgesi var mı? Standarda uygun imal edilmiş mi? Çünkü o marka sizi korur. Nasıl korur? Bir, standarda uygundur, emniyetlidir, güvenlidir, çevreye zarar vermez, sizi doğru bilgilendirir. Markası vardır. Marka varsa. Tescilini de almıştır. Değil almıştır, mi? Evet. Tescilini de almıştır. Zaten marka tescili olmadan da TSE markası bir firmaya, bir ürüne verilmez. Dolayısıyla emniyet, ne kadar pazarlarsa pazarlasın ürününü veyahut da ürettiği o alet, edevat her neyse ileride kendisine belki zararlı bir şekilde dönecektir. Öyle değil mi efendim? Yani markası olmayan bir ürünün gerek iç piyasada gerek dış piyasada serbest pazarlarda dolaşması mümkün değil artık. Aynen öyle. Günümüzde serbest pazarların tek bir dili var, tek bir pasaportu var. O da marka, TSE markasıdır. Evet, tabii ki. Ya işte biz bunu konuşmak istiyoruz. Burada ben merak ediyorum. Şimdi her ne kadar Alanya'da aşırı derecede böyle üretim olmasa da birkaç firma hariç üretimler var. Ama öyle çok sayıda bir üretim yapılan bir kent, şehir değil Alanya. Burası tüketen bir yer. Doğru evet, değil mi efendim? Doğru. Tükettiğine göre o yediği, içtiği veyahut da kullandığı, dokunduğu bir takım materyaller de TSE belgeli olması lazım. Öyle değil mi efendim? Yalnız kesinlikle. Tabir etmiyorum herhalde. Kesinlikle. Bu anlamda bunları biraz çeşitlendirirsek, bu ürünler başlıca nelerdir? Vatandaşımız da bu ürünleri kullanırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Alanya bir turizm şehri. Dünyanın gözde bir şehri. Evet. Türk Standart Enstitüsü olarak biz mesela Alanya'da ne tür hizmetler veriyoruz? Şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse. Yani. Bir de personel sayısı var mı yok mudur? Kaç Alanya'da kişi? Bir şubemiz var. Evet. Bir idari personelimiz, 12 tane mühendisimiz var. Bu arkadaşlarımız yoğunlukla asansörlerin yıllık periyodik, zorunlu periyodik muayenelerini... Yani binalardaki asansörler evet. değil mi başlıca? Günlük hayatta kullandığımız ve artık hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisi haline gelmiş olan asansörlerin standarda uygun imal ve montaj yapılıp yapılmadığı, güvenli olup olmadığı kullanıcılar arasından yönüyle arkadaşlarımız periyodik muayenelerini yapıyorlar. Kullanıma uygun, güvenli olan asansörlere yeşil etiket takılıyor ve siz onları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Emniyetli bir şekilde oradan Hüseyin hizmet alıyorsunuz. Hüseyin abi demek zorundayım. Biraz böyle hep böyle teşekkür ederim. O samimiyet göstergesi. Ben biraz ben böyle kaçmak uzaklaşmak istiyorum da o yüzden şunun için sormak istiyorum. Ya şimdi asansörler var. Aslında asansörler son derece önemli. Adam mesela 5 katlı bina yapmış. İçinde 2 kişilik bir asansör. Evet. Var. Yani üçüncü kişiyi almak çok zor. Sıkışıp kalıyor. Yağmurlu havada falan binemiyor. Bu birinci dert. Asansörlerle ilgili konuşuyorum. Bir de asansörler mesela tamamen işte birkaç basamak çıktıktan sonra asansörler artık binebiliyorsun. Neden ve niçin ayak altında değiller, aynı hizada değiller? Şimdi ben atıyorum... Engelli bir vatandaşım efendim. Doğru mu? Doğru. Nasıl bineceğim ben? Birisi sandalyemden tutup da
asansöre kadar getirecek hali yok. Bunlar işte... Neden? Aynı yani ayak seviyesinde ne diyorsun siz ona? Yani bu yapılanma vaktiyle olarak. İşte standartlara uygun. Bu konuda da işte ben onu soracağım şimdi. Bina TS olarak size burada bir görev düşüyor mu? Kesinlikle düşüyor. Şimdi biz Alanya'da belediyelere siz Türkiye'de 800'e yakın belediyede bu hizmeti Türk Standartları Enstitüsü olarak biz veriyoruz. Bir asansör yönetmeliğimiz var. Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından çıkarılmış. İki, Çalışma Bakanlığımız tarafından çıkarılmış bir erişilebilirlik yönetmeliği var. Sonra bir yangın yönetmeliğimiz var. Bir imar yönetmeliğimiz var. Çevre Bakanlığımız tarafından çıkarılmış. Bu yönetmelikten tümüne uygun olması. Mesela sizin söylediğiniz imar yönetmeliği aslında o yükseklikler. İmar yönetmeliği de ama TS olarak ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani adam yapmış, 10 katlı bina yapmış. Efendim asansörü bilmem nereden geliyor. Biz şu giriyor? Anda işte bunlara bu 4 yönetmeliğe uygun olup olmadığı yönüyle muayenelerimizi yapıyoruz. Bunlara şartlarını sağlamayan asansörlere zaten yeni ruhsat belediyemiz vermiyor. Verilmemesi konusunda TS'den herhangi bir belge alıyorlar mı? Bizden yeşil etiket uygunluk raporu alması lazım firmanın. O uygunluk raporuyla iskan için belediyeye müracaat etmesi lazım şu andaki yeni mevzuata göre. Ama adam binayı yaptıktan sonra oluyor. Eskilerle ilgili de geçiş süreci verdi bakanlığımız. Geçiş süreci içerisinde bunların düzeltilmesi lazım. Mesela demin çok güzel buyurdunuz. İşte 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik asansörlerimiz var. Yani. Ama günümüzde artık siz 4 katlı bir bina yapmış olsanız mutlaka en az 8 kişilik asansör olması lazım yeni mevzuata göre. Neden? Özürlülerin de örneğin bir tekerlekli sandalyeyle asansöre rahatlıkla girip çıkabilmesi lazım. O da insan. Veya Allah'ın kolu. Görme özürlü bir vatandaşımızın dokunmatik olarak asansörün tuşlarına bastığı zaman aşağı tuş mudur, yukarı tuş mudur? Bilmesi lazım. Evet. Kaçıncı katta duracaksa kendi kendine o asansörden o hizmeti alabilmesi lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla biz bu yönleriyle bakıyoruz. Yenilerde kesinlikle bu şartları sağlamayanlara uygunluk belgesi vermiyoruz. Biz uygunluk belgesi vermediğimiz için belediyemiz o binaya iskan vermiyor. Eskilerle ilgili de dediğim gibi kademeli geçiş süreçleri verildi. Bunların zaman içinde düzeltilmesi lazım. Şimdi adam yapmış, burada biz görüyoruz 15 katlı, 10 katlı. Evet. İşte kafasına göre takılmış zaten. İmar mimar dinlediği de yok adam. Yapmış, kaçak göçek yapmış. 15 kat, 14 kat yapmış adam. Adam onu yapmış ama bir bakıyorsun binanın yangın merdiveni yok. Şimdi belediye neylesin burada, siz ne yapacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Yani yangın merdiveni bizim işimiz değil tabii. Hayır ki. Değil. Ben yani bir binanın da bir TS'si olması lazım değil mi? Yani genel olarak anlamda. Yani sadece asansörle mi kalıyoruz yoksa işte arkadaki yangın merdiveni veyahut da o binanın komple Türk standartları yani uygunluğu şart olması gerekmez mi? Yani bütün yönleriyle elbette ki olması gerekir. İstenilen budur, hedef budur. TS'nin de görevi Türkiye'nin kalite altyapısını hazırlamaktır, tamamlamaktır. İhtiyaç edilen her alanda, bu alanda yatırım yapılması gerekiyorsa, insan yatırımı, bina yatırımı, alet yatırımı, Türk Standart Denizliği'nin görevi de bunları yapmaktır. Ancak bir kısım yetkiler belediyemizdedir, bir kısım yetkiler bakanlıklardır, bir kısım yetkiler Türk Standart Denizliği'dir. Ben mesela daha önce Burdur'da il müdürlüğü yaptım. Evet. Türk Standart Denizliği'nin. O dönemdeki, şimdi rahmetli oldu, mekanı cennet olsun, Armağan İlci Belediye Başkanımız benimle protokol yaptı. Dedi ki Hüseyin gel kardeşim, Burdur deprem bölgesi. Buradaki binaların standartlara uygun yapılıp yapılmadığı, yapı malzemesinde TS markalı yapı malzemesi kullanılıp kullanılmadığı, bu binaların güvenli olup olmadığı yönüyle birlikte denetim yapalım dedi. Başkanım ben hangi sıfatla yapacağım? Dedi ki bir personel ben vereceğim, bir personel senden binalara gideceğiz. Kullandığı tuğla standartlara uygun mudur? Değil. Standartlara uygun olmanı nasıl anlayacaksınız? Belgesi var mı yok mu? Belgesi yoksa numunesini alacağız. Laboratuvarın testisi. Beton dökülürken. Şimdi yapı denetimler bunu kısmi olarak yapmaya çalışıyor biliyorsunuz. Mimari olarak uygunluk yönüyle. Belediyemizin imar bölümleri şimdi bunlara bakıyorlar. Yangın merdiveni var mıdır yok mudur? Bina yükseklikleri uygun mudur? Binada paratoner var mıdır? İşte asansörü mesela TSE'den rapor istiyorlar. Bundan sonra bütün bu aşamalardan sonra iskan izni veriyorlar. Yani şu anda denetleniyor. Türkiye gerçekten mesela 10 sene öncesine değil, göre değil. Kesinlikle şu değil. Anda, şu anda daha emniyetli, daha güvenli ortamlarda yaşıyoruz. Yol da aynı, hava kalitesi de aynı, insan kalitesi yönüyle de öyle. Türkiye çok değişti. Araçlar da öyle. Her yönde bir kalkınma, gelişme, bilinçlenme
Var. Şimdi en son güncel konulardan bir tanesi de Sayın Müdürüm, kentsel dönüşüm projesi kapsamı içerisinde ülkemizin birçok yerinde inşaatlar yapılıyor veya yapılmaya da devam ediyor. Şimdi Alanya'mızda da var mutlaka. Bu kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde TSE'nin rolü nedir? Yani şimdi o binanın çürük veya sağlığa zararlı olduğunu siz destek veya karar verebiliyor musunuz? Şimdi TSE'nin ana görevi 130 sayılı kanunda belirtilmiş. TSE'nin ana görevi standartlar hazırlamak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ihtiyaç hissedilen tüm alanlardaki standartlar hazırlamak. 50 bine yakın standart hazırlamışız. Standart çeşidi değil mi efendim? Evet, standart çeşidi. Evet. Sizin bahsettiğiniz kentsel dönüşüm kapsamında, o kentsel dönüşüm yapıldığı bölgedeki birim kişi başına düşen yeşil alanla ilgili standartlarımız var. Kişi başına düşen yollar, yolların genişlikleri, yollardaki kasislerin yükseklikleri, kaldırımların yükseklikleri, kaldırımların genişlikleri, hava kalitesi, su kalitesi, iş yerlerinden standarda uygun hizmet verip vermediği yönleriyle binlerce standartlar var. Bunları ancak siz uygun olarak, bunlara uygun olarak bina yaparsanız, kentsel dönüşümü gerçekleştirirseniz siz o zaman güvenli, işte yeşil alan olan, temiz havası olan kentler imar edebilirsiniz, piyasaya sunabilirsiniz. Bunların denetimlerini ilgili bakanlıklarımız kendi yetkiler çerçevesinde yapıyor. Ama TSE'ye de görev verilirse bunu vatandaş şahsen isteyebilir, belediye isteyebilir, kooperatif kendisi isteyebilir. Biz gözetim hizmeti de veriyoruz bu alanda. Mesela bazı büyük inşaat şirketleri binalarını, yapıları pazarlarken Türk standartları enstitüsünden gözetim hizmeti alıyorlar. Biz gidiyoruz. Yapıların standartlara uygun yönüyle testlerimizi yapıyoruz, muayenelerimizi yapıyoruz, raporluyoruz. Daha güvenli vatandaş bunları tercih ederken, alırken o raporlara göre satın alma yapıyor. Bu ne gibi metotlar uyguluyorsunuz bu mesela gözetimlerde? Yani biz her tür test ve muayene yapıyoruz. Bir kısmı muayeneler gözle yapılıyor, bir kısmı ölçerek yapılıyor. Bir kısmı ürün üzerinde deformasyon yaparak, keserek, biçerek, ezerek yapılan testler var. Biz bitmiş bir binada mesela binaya yeniden işte oradan bir karolift numunesi alıp da artık geriye beton testi yapmamız söz konusu değil. O zaman binaya zarar veririz. Bunlar imalat sırasında yapı denetimler tarafından şu anda zorunlu biliyorsunuz yasal olarak. Onlar zaten bunları yapıyorlar. Biz ancak o yapıya gelen örneğin betonlarda belgelendirme zorunlu. Biz yılda en az 3 defa o betonu üreten firmalarda ara denetimler yaparız. 3 ayda bir. Gider üretim yerinden, piyasadan numuneler alırız. Bunları dökeriz. 7 gün, 14 gün, 28 günlük dönemlerde standartın emrettiği metotlarla, şekillerle bunları test ederiz. Orada standarda uygun beton imalatı yapılıp yapılmadığını denetleriz. Sonra işte o beton getirip binada kullanıldıktan sonra, prizlendikten sonra yapı denetim oradan numune alıp onlar bu testleri imalat sırasında yapıyorlar. İkinci bir test olmuş oluyor. Aynı zamanda biz işte o betonun girdilerini mesela çimentoyu imalat sırasında yine orada da belgelendirme zorunlu. C işareti zorunlu. Bütün Avrupa Birliği'nde olduğu gibi ülkemizde de betonda da C işareti kullanılması zorunlu. Biz C belgelendirmesi yaparken onları da üretim aşamasında üretimin her kademesinde test ve muayeneden geçiriyoruz. Şimdi müdürüm şöyle bir şeyler var. Yani inşaat sektöründen konuşuyoruz şu anda ama şimdi siz işte betonu incelediniz 3 ayda bir vesaire tarihlerde. Evet. Beton normal. Sorun yok. Ama ben müteahhidim. Biraz da hırsızım ya. Beton atıyorum ama demirden çalıyorum. Evet. Yani şöyle çalıyor zaten çoğu. Atıyorum işte 10 santim aralıklarla atıyorum altılık demir. Veya pardon 8'lik demir koyacak veya 10'luk 12'lik koyacak. Mesafeyi genişletiyor. Şunu bunu. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani bir binanın kalitesinin TSE garantisi verilebilmesi adına bu tür faktörler göz önünde bulundurulmuyor mu? Bulunduruluyor. Ama binalara... Peki bunu kim inceliyor? Binalara TSE alan yok biliyorsunuz. Ha, bilmiyorum ben yani, soruyorum. Ama ben sorucuyum biliyorsun. Tüketici... İsterse. Tüketici nereden bilsin? Bilemez.
Belgelendirmenin de bir maliyeti var biliyorsunuz. Biz talep olmadan gelip de hiç kimsenin ürünü belgelendiremeyiz. Ancak talep olması Ya işte gerekiyor. bu bir atıyorum bu bina sağlıklıdır veya da değildir. Ama İşte bunun cevabı şöyle. Binada bu sizin dediğiniz test ve muayeneleri yapmak üzere devlet yine yönetmelikte denetim, yapı denetim yapı firmaları denetimleri evet öyle bir yap sistem diyorsun. kurmuştur. Bu denetimleri onlar yapıyorlar. Onlar aldıkları numaraları akredite laboratuvarlarda test yapıyorlar. İşte demirden demin söylediniz. Tabii aralığı açarsanız Ya demirin mukavemeti adam orada 5 ton demir tabii ki. götürse karım diyor Yani adam. yapı denetimin bunları kontrol etmesi lazım. Ha Yani yok ben normal TSE'nin şartlarda. buradaki rolünü ben sadece öğrenmek istedim. Bir firma bu özel belgelendirme zorunlu değildir. Ha müşterisine İhtiyaridir mesela benim pardon. Alman müşterim var veya işte ne bileyim Hollanda, Danimarka. Ben şöyle desem daha uygun değil mi? Ben bu lafı niye ediyorum? Belki bir tane müteahhidimiz ya arkadaş bunlar neler konuşuyor? Aa güzel bir konuymuş Yok, deyip yapanlar var. yani Bu ben ürünümü veya da dairemi veya binamı pazarlarken bak kardeşim benim elimde TSE garanti belgesi de var Toplu Konut dese İdaresi ilk ha, kurulduğu yıllarda, öyle o zamanlarda Vahit Erdem sanıyorum sağ hala kendisi. rahmetli olmadı mı? Bilmiyorum. Vahit Erdem. Ha, hatırlıyorum Vahit onu. Erdem Sayın Özal Başbakanlığı Döneminde. döneminde, Evet. ben o zaman Ankara'daydım. Toplu konutun binalarında bu dediğiniz manada Türk Standart Enerjisi tarafından belgelendirme istemişti. Evet. Çok da isabetliydi. Aslında iyi Ama bir son düşünce. dönemlerde TSE'den böyle bir hizmet alınmıyor. Yapı denetimler eliyle bu kontrollerin yapılması veya bu kalitenin sağlanması çalışılıyor. Ya tabii oradaki kısıtlamaları işte yapı denetimler ne derece göz ardı ediyor veya etmiyor burası önemli. Kesinlikle. Belediyede iş bitiyor aslında. Yani belediyedeki mühendis arkadaşların, kontrolör yapan arkadaşlarımız proje önüne geldiği zaman gerçeği adama projeyi sunsan ne olacak Şimdi ki? proje her şeye Adam uygun olabilir. ha, Önemli olan projenin sahada uygulama uygulanmasıdır. uygulama. Yani projede demirin nerede nasıl kullanılacağı, hangi çapta, hangi ağırlıkta, ne Ya. miktarda kullanılacağı bellidir ama siz Evet. sahada eksik yaparsanız proje amacına uygun gerçekleştirilmemiş olur. Dolayısıyla sahada yapı denetim yapacağı denetim çok daha önemlidir. Çok önemli Onlara büyük tabii. sorumluluk düşüyor. Muhakkak. Şimdi efendim tabii ki TSE'nin yani Türk Standartları Enstitüsü'nün tabii ki kalite yönetim sistemleri içerisinde işte 9 binlik değil mi efendim? 9.000. 9 bin, işte 14 bin, 22 bin, 27 bin gibi vesaire rakamlar var. Evet. Şimdi bu rakamları ben anlamıyorum açıkça söyleyeyim de. Bunları bölüm bölüm bir açabilir misiniz? Nedir? Ne anlama Şimdi biz geliyor? standart hazırlıyoruz. Demin dedim, kanun koyucu bize verdiği birinci görev Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bu adına rakamlar standartlar neyiniz? Yani hazırlamak. 9 bindir, Biz 14 standartlar bindir. Heh. hazırlarken usul standartlar hazırlıyoruz. Örneğin bir deneyin nasıl yapılacağını, hangi cihazlarla yapılacağını, hangi metotlar kullanılacağını standardını hazırlıyoruz. Madde mamul, yani ürünlerle ilgili standartlar hazırlıyoruz. Hizmet standartları hazırlıyoruz. Bir de sistem standartları hazırlıyoruz. Yani sistem standartı dediğimiz Ne nedir? demek o? İşte bir Açar mısın? piyasada yaygın olarak bilinen TSEN ISO 9000 belgesi diye geçiyor. Halkımız bunu bu şekilde tanıyor. Kimler kullanıyor bunu? 1987 yılında bu standart ISO tarafından yayınlandı. Hemen aynı yıl Türkiye'de harmonize edildi. Türk mevzuatı haline getirdik. Türk standardı haline getirdik. Yayınladık. 1987'den beri Türkiye'de de ISO 9000 belgelendirmesi yapılıyor. Bu bir kalite yönetim sistemi standardı. Evet. Sizin firmanızda eğer hizmet veriyorsanız bir hizmeti, bir ürün imal ediyorsanız ürünü ilk defasında ve her defasında sıfır hatayla yapmanızı temin edecek bir yönetim sistemi. Bir mantık. Evet. Bu standartların da sayısı son yıllarda epeyce arttı. Şu anda 30'dan fazla yönetim sistemi standartları var. Siz saydınız Yok, bazılarını. halkımız adına konuşuyorum. Evet. Halkımıza olan faydası ve zararları nedir? Bu yönetim sistemlerinin. İşte halkımıza olan faydası şudur. Halkımız bu belgeler kullanan ürünler üzerinde, imalat yerlerinde bir kalite yönetim sistemi kuran firmalardan daha rahat ürün alırlar. Kendilerini daha güvende hissederler. Çünkü Şöyle mi diyelim? oralarda bir kalite mantığı, bir kalite zihniyeti o firmalarda yerleşmiştir ve Türk Standart Enstitüsü tarafından da
Bu denetlenmiştir, değerlendirilmiştir, izlenmektedir. Şöyle diyebilir miyiz efendim? Yani daha açık konuşalım yani. Ben bir tüketiciyim. Evet. Bir beyaz eşya dükkanına girdim, mağazasına girdim. Bir tane buzdolabı satın almak istiyorum. Neye dikkat etmem lazım? Evet. Bir tüketicisin, bir mağazaya gittin, buzdolabı almak istiyorsan... Örnek verdim. Bu evet. Buzdolabı olmayabilir. Araba herhangi bir ürün diyelim. Ben onun için şimdi hangisine evet. giriyor? Bu 9000'e mi, 14000'e mi? Bu kalite yönetim sistemleri daha çok üreticiler içindir. Demin söylediğim gibi sıfır hatayla ilk defasında her defasında üretimin sıfır hatayla yapılmasını sağlayan, verimliliği ön plana alan, sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyetini esas alan bir kalite yönetim sistemidir. Bu ayrıca şu bu ayrıca şu mudur Sayın Müdürüm? Yani ben işte benim bir işletmem var, bir fabrikam var, evet. Veya da araç evet. fabrikam. Ya ben işte kalite yönetim sistemleri içerisinde ISO 22000'e sahibim deyip gurur duyabileceği bir olay mıdır efendim? Kesinlikle öyledir. Böyle mi söylemem gerekiyor? Evet. Aynen böyle diyebilirsiniz. Bir tesiste ISO 9000 belgesi varsa burada bir kalite mantığı, kalite yönetim sistemi vardır deriz. 9000 belgesinin yanında ilaveten örneğin TSN ISO 14001 belgesi varsa bu işletme çevreye duyarlıdır, sürdürülebilir çevre için gerekenleri yapıyordur. Atıkları kontrol altındadır, suyu idare kullanıyor, enerjiyi idare kullanıyor, atıkları değerlendiriyor diyebiliriz. O işletmede buyurduğunuz gibi bir 22000 belgesi daha güvenli yönetim sistemi varsa buranın restoranlarında testler, hijyen testleri yapılmaktadır. Temiz ortamda, emniyetli, güvenli ürün girdileriyle güvenli yemekler imal ediliyor diyebiliriz. Ne bileyim 50001 belgesi varsa burada enerjinin tasarruflu kullanıldığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Mesela 50001 belgeniz varsa TEDAŞ o tesise elektriği, enerjiyi %10 50001 ne demek? Biraz açalım. O ben enerji güvenliği yönetim sistemi. Enerji güvenliği yönetim sistemine giriyor. Bu sistemi firmanıza 50 kaç bin dediniz? 50001. Neden 50000 değil de 1? Dikkat ettiyseniz 9001 standardı, 14001 standardı. Neden 9000'de 1'i ne oluyor? 9000 şablon belgelendirme kuruluşları için. He. Yani orada terimler var, tarifler var, evet. belgelendirme yöntemler var. 9001 de üreticiyi ilgilendiren veya standardı kullanılan hizmet sektöründe firmayı ilgilendiren standart. Bu onlar rakamları, bu 9000'ler, 14000'ler... Bunlar standart numarası. Yani başka bir şey de olabilirdi tesadüfen. Bunlar hazırlandığı zaman merakım, sadece verilmiş. Merakımı gidermenizi evet. isterim. Neden işte 9000, 14000, 22000, 27000 bu rakamlar neden işte atıyorum 101, 102, 103 değil de bu? Yani işte dediğim gibi tesadüfen... Yani bu rakamları kim uyduruyor? ISO tarafından standart hazırlanırken o anda verilen numaralar. Biz mesela standardı, bizim bir numaralı standardımız Türk bayrağı standardıdır. TS1. Ha TS1. Evet. Mesela TS863 asansör standardıdır. Yani o sıralamaya göre mi bu rakamlar? Evet, standardın yani? Hazırlanış tarihine göre. Sayısına göre mi? Evet. Sayı ve tarih mi? Hayır, hayır. Tarihe göre. O tarihte siz... He, merak ettim. Normal say arıyorsunuz işte. Mesela evet. ekmek 5000. Demek ki ekmek standardı bir hayli geç hazırlanmış ki 5000 numarasını almış mesela. He. Yani evet. 10.000 olanlar var, 20.000 olanlar var. Yani o numara bir özellik değil. O sadece bir kalifikasyon için koyulmuş bir şey. Asıl olan standardın olup olmadığı. Peki. Bunların hepsi ISO tarafından hazırlanmış bu standartlar. Dünyada yüzden fazla ülkede kullanılan noktasına virgülüne dokunmadan herkesin aynı şablonu kullandıkları standartlardır. Biz de Türkiye'de bu TS haline getirmişiz bu ISO standartlarını. Bunlar yönetim sistemi standartları. Türkiye'de de aynı standartları kullanıyoruz. Biz nasıl belgelendiriyorsak Fransa'da da aynı şekilde belgelendiriliyor. Biz nasıl belgelendiriyorsak Almanya'da da aynı şekilde belgelendiriliyor. Orada da aynı şekilde kullanıyor. Aynı standart referans alınıyor. Çok itibarlı standartlar bunlar. Tekrar merak ettim şimdi. Atıyorum biz buğday üretiyoruz. Tarımsal evet. konuya geçeyim biraz evet. da. Buğday üretiyoruz. İşte veyahut da pirinç, ne bileyim başka şeyler üretiyoruz tarımsal sektörde. Onların Türk standartlarına uygunluğu konusunda... Buğdayın bir standardı var. İnsanlar naylondan üretiyor dışarılarda. Biz satıyoruz burada.
Nasıl naylondan? Bildiğin naylon plastikten pirinç üretiyorlar. Türkiye'de satıyorlar. Her yerde satıyorlar. Ben onu bilmiyorum. Evet. Ama bizim hazırladığımız pirincin bir standardı var, buğdayın bir standardı var. Ona uygun olması lazım. O dediklerinizi de test yaparsak ona uygun mu değil mi? Eğer uygun değilse onun zaten piyasada satılmaması lazım. Yapıyorlar, yapıyorlar. Şimdi ya o zaten pirinç değildir. Ona biz pirinç diyemeyiz yani. Enteresan değil, çok ilginç bir haberdi. Önceki gün televizyonda izlemiştim. 4000 yıl önceki buğdayımızın gerçek anlamda buğdayın, Türk buğdayının geni bulundu. Yani buğdayın kendisi bulundu saklı bir yerde. O bizim standartlarımıza uygunluğu konusunda sizden bilgi almak isterim. Tarım Bakanlığı'nın çok başarılı uygulamalarının bir tanesi. Bu bende gerçekten. O dünyayı sarsacak bir hikaye o. Gıptayla izliyorum. Bakanlığımız bir gen bankası kurdu. Hmm. Bütün bu bahsettiğiniz geçmişteki kullanılan o sağlıklı tohumları şimdi o bankada saklıyorlar. Genetiği oynanmamış. İşte onu buldular. Olanları evet. Buldular. 4000 i̇şte, yıl öncekini. İnşallah müthiş bundan sonra şey. İnsanlar da bilinçleniyor. Bu bilinçlenme arttıkça böyle biraz daha genetiği bozulmamış. Kara orijinal, buğday diyorlar yani evet. Kara buğday. Biz son yıllarda işte domatesi, salatalığı nasıl yapıyorduk? İşte İsrail'de üretilmiş tohumlar bir sürü paralar verip getiriyoruz. Trilyonlarca. Üretiyoruz. Ya. Bir, sağlıklı değil. İkinci sene aynı tohumdan, o salatalığın tohumundan salatalık üretemiyoruz. Tekrar hadi bakalım. Bir daha. İsrail'den tekrar tohum al. Hollanda'dan tekrar tohum al. Altından pahalı bu arada biliyorsun. Kesinlikle. Değil mi efendim? Ağırlık hani bir gram tohum. Domates, salatalık bilmem ne tohumu altından daha pahalı maalesef. Şu anda. Maalesef. Zaten İsrail ve Hollanda'nın en büyük kazancı da bu. Evet. Olsa yani gerek. Biz ülke olarak işte hem Gen Bankası'nı şu anda bakanlığımız kurdu. Hem gerçekten gıda güvenliği yönüyle sıkı denetimler var. Eskisi gibi hormonlu, işte genetiğiyle oynanmış ürünler piyasada eskisi kadar rahat artık gezemiyor. Evet. Müdürüm bu az önce bahsetmiş olduğumuz işte 9000, 14000, 22000, 27000, 51000 gibi rakamlarda vatandaşların veyahut da şöyle diyeyim tüketicinin bu rakamların farkında olup olmadığı konusunda neler yapılabilir veyahut da TSE olarak sizler bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Bu konuda bir bilgi verirseniz memnun olurum. Yani her vatandaş bir şeyi tüketmeye gittiği zaman aa bu 9000'miş, 27000'miş diye bakmıyor. Ver şuradan bir kilo pirinç falan filan tamam. Hadi yallah. Biz de mesela 14 Ekim'de her sene bütün dünyada 14 Ekim Dünya Standartlar Günü. 14-20 evet. Ekim. Hı-hı. Türkiye standart taraftası olarak kullanılıyor. Mesela 15 Mart bütün dünyada Dünya Tüketiciler Günü olarak kullanılıyor. 15 Mart haftası da Tüketiciler Haftası olarak kullanılıyor. Bu haftalarda işte televizyonlarda, medyada çıkıp bu şekilde kendimizi ifade etme, standartları anlatma, kaliteyi, tüketici nasıl kullanır, bu markalar ne işe yarar? Bu şekilde tüketicimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Demin buzdolabı örneğini verdiniz. Orada sözüm yarım kaldı. Önemli İzinlerseniz onu da tamamlayayım. Yani bu yönetim sistemleri daha çok hizmet sektöründe, üretim sektöründe çalışan firma kuruluşlar için. Tüketiciyi ilgilendiren markalarımız örneğin buzdolabıysa CE işareti olmayan bir buzdolabını üretmek vitrinde bulundurmak veya satmak yasaktır. Cezası? 4700 sayılı yasaya göre ürünü toplatma, para cezası verme, firmayı kapatma gibi çok ağır müeyyideleri vardır. Bu olmazsa olmaz şarttır. Bugüne kadar bizim kapatılan oldu mu? Toplatılan çok oldu. Televizyonlarda da duyuyorsunuz. Hmm. Toplatılan ürün çok oldu. Henüz kapatılan olmadı ama yani Alanya'dan oldu mesela. Alanya'da olmadı. Olmadı. Alanya'da çünkü üretici çok az. Yani tüketici elektronik ürünleri alırken mutlaka C işareti var mı yok mu ona bakacak. İkincisi C işareti bir malın emniyetli, güvenli, çevreye duyarlı ve onun tüketici doğru bilgi. Onun herhangi bir rengi veyahut da arması nedir efendim? Yani ben bir tane var göstereyim. Efendim, onun da var. Standardı var. Evet. Ama C işareti tüketiciyi tek başına korumaz. Biz C işaretinin yanında mutlaka ve mutlaka TSE'nin o baklavası öyle meşhur. Evet. O işte kalite markasıdır. İkisine bakmasını isteriz. Baklavayı görecek orada bir defa. Baklavayla C işaretini görürse o ürünü rahatlıkla alabilir. Alsın. Peki %100 bu ikisi standartlara uygun, gerçekten kalitedir diyebilir miyiz? Normal şartlarda olmasa ama pratikte zaman zaman yanılma olduğunu görüyoruz. Şöyle
tüketici, üreticiler zaman zaman kaliteden sapma yapabiliyorlar. Veya TSE markasını atsız, gerçekten belgeli olmadan da belgeliymiş gibi yanıltıcı marka kullanabiliyorlar. Kesinlikle. Ama siz bu tür durumlarda... Fason üretiyor adam. Yani, fasonlar üretiyor, gelip satıyor. O durumlarda bize müracaat ederlerse biz firmalar hakkında çok, bizim de markamızın kullanım bedeli meyvesi çok ağırdır. Yani bir bedeli vardır kullanıcı aslında. Sahte, yanlış, izinsiz marka kullanımlarla ilgili de cezai yaptırımları var. Biz onlar hakkında takipat yaparız. C işareti, bunun standardı var. Evet. Bu emniyetli, güvenli, çevreye duyarlı, tüketiciyi doğru bilgilendiren bir ürün. 4 tane kriter. Sağlıyorsa ürününüz bunu basmak zorundasınız. Bu ürün olmayan bir elektronik eşyayı almamak gerekiyor. Üretemezsiniz. Tüketicinin de almaması lazım. Doğru. Bu var mı yok mu? Bakın. Bu oyuncakta da aynen. Her şeyde. Gıdada da aynı şekilde. Aldığınız ürün gıdaysa imal tarihine veya son kullanım tarihine bakmanız lazım. Eğer miyatlı bir ürünse. Sanayi ürünüyse C işaretiyle TSE baklavasına bakmanız lazım. Biz tüketiciler, bilinçli tüketici bunu yaparsa kendisini korumuş olur. Evet. Şimdi tabii ki Sayın Müdürüm, burada biz bir şeyler konuşuyoruz ama insanlar ne kadar algılıyor bilemeyiz. Evet. Sonuçta çok ciddi bir konu. Bu anlamda belediyelerimize muhakkak birçok görevler düşüyor. Ve bunun yanı sıra Alanya'da birçok oda başkanı arkadaşlarımız var. İşte ticaret odası olsun, diğerleri olsun, esnaf odalar olsun. Var da var. Şimdi bu arkadaşlarımıza ne gibi görevler düşüyor? Ve kendi insanlarını, yani insanlarımızı, tüketicilerimizi, üreticilerimizi ne şekilde yönlendirilmesi gerekiyor? Bu anlamda yine tekrar ikinci bir soru arkasından. Sizin gerek odalarla veyahut da belediyelerle olan bir paneliniz, briefinginiz veyahut da çalışma ortamınız nedir efendim? Biz odalarla çok yoğun çalışıyoruz. Zaten Türk Standart Enstitüsü 1954 yılında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bünyesinde kurulmuş. 6 sene Odalar Birliği bünyesinde hizmetlerine devam etmiş. Bugünkü müstakil kişiliğine, kimliğine 1960 yılında bu 130 sayılı kanunla kavuşmuş. Bizim hizmet verdiğimiz sektör zaten Odalar Birliği'nin üyelerine hizmet veriyoruz biz. Onlar kimdir? Ticaret yapanlar. Onlar kimdir? Üretim yapanlar. Biz kime hizmet veriyoruz? Kamuya hizmet veriyoruz. Kime hizmet veriyoruz? Tüketiciye hizmet veriyoruz. Tüketici kendisini nasıl korur? Tüketici kendisini demin dediğim gibi bu markalarla korur. Siz standartlara uygun belgeli bir mal alırsanız kendinizi zaten korumuş olursunuz. Üretici için de aynı şey. Mesela adam o ürünü aldı, adam getirdi oraya, kabul etmedi. Nereye başvuracak tüketici? Tüketici haklarına mı? Markalı bir ürünle ilgili tüketici haklarına müracaat etme hakkı her zaman vardır ama o biraz bizim... Ama hiçbir sonuç alamıyor ki orada. Tamam. Yani. Ben de tam onu söyleyecektim. Orada biraz süreç alıyor ama zaman alabiliyor. Markalı bir üründe, TSE markası olan bir ürünle ilgili doğrudan bize müracaat ederlerse biz tüketicinin mağduriyetini gideriz. Çünkü biz marka kullanma sözleşmesi yaparken o zaman üreticilerle... Şöyle diyelim mi müdürüm? Mesela bize müracaat etsin diyorsunuz ya. Evet. Şimdi vatandaş ekranları başında şunu söylüyor. Nereye diyor mesela? Alanya'da mesela nereye olmasın? Alanya'da bizim ofisimiz var. Şubemiz var biliyorsunuz. Alanya Mahalli Temsilcimiz var. Bütün Türkiye'de var. Bütün yani herkese çok yakın. Bir telefon. Bizim de 447'li telefonumuz var. 447'yi arayacak. Evet. Tamam. Oradan arayabilirler. Şubemize gelip dilekçeyle müracaat edebilirler. Tamam. Biz gideriz, ürünü alırız, test ederiz. İlgili üretici nezdinde girişimlerde bulunuruz. Ya ürünü tamir ettiririz ücretsiz olarak veya yenisiyle değiştiririz veya üreticinin faturası kadar malının bedelini geri ödenmesini sağlarız. Çünkü bu konuda bir hayli dosyalar var. Yani mahkeme dosyaları var, devam eden dosyalar var. Vatandaş aslında mağdur. Mağdur ama hem parası da rezil oluyor adamcağız yani. Vatandaş biraz kendi kendisini mağdur ediyor demin dediğim gibi. Bak markalı ürün alırsa hiç o dediğiniz prosedürlere, o süreçlere gerek kalmaksızın kendisini bu şekilde korur. Biz onun için diyoruz tüketiciyi korumanın en iyi yolu standartlara uygun markalı ürün almaktır. Kesinlikle öyle yani. O zaman kendinizi çok kolay bir şekilde korursunuz. Kesinlikle. Şimdi efendim çok konular var konuşmamız gereken. Bu sistem belgelerinde çok enteresan bir tanesi var. Bunu da bir bahsetmek isterim. Hangisini efendim? Mesela TSE, EN, ISO 37001 standardı. Bu, evet. Bu da... Yeni mi çıktı bu? Bu yeni çıktı. TSE, yazalım ben onu, ben onun farkında değilim. TSE, EN,
Yani? ISO 37001. ISO 30? 7001. 37000. 37001. Evet. Bu yolsuzluğu önleme yönetim sistemi standardı. Nasıl? Yolsuzluğu, rüşveti önleme yönetim sistemi standardı. Rüşveti önleme yönetim sistemi. Yani demin enerji yönetim sistemi dedik, 50.001 dedik ya. Gıda güvenliğini 22.000 dedik ya. Bilirim, aklıma bilgi güvenliği için 27.001 var ya. Türlü sorular geldi. Evet. Bu da rüşveti, yolsuzluğu önleme standardı. Siz bunu Türkiye'de, dünyanın her yerinde bu bir ISO standardı. Uluslararası bir şey. Evet. Rakam mıdır bu? Yani ISO dediğimiz bizim International Standardization Organization. ISO diyoruz biz. Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın kısaltılmış adı. Tamam. PSE gibi. Bu standart ISO tarafından hazırlanıyor. İlgili ülkelere sunuyoruz. Siz bunu isterseniz harmonize ediyorsunuz. Kendi mevzuatınız haline getiriyorsunuz. İstemezseniz yapmıyorsunuz. Biz bunu Türkçeleştirdik. Türk mevzuatı haline getirdik. Aynı TSE'ne ISO 9001 gibi TSE'ne ISO 37001 olarak Türkiye'de yayınladık şu anda. Siz bunu kamu kurumlarına, özel sektör, kendi siz de buraya ATV televizyona da kurabilirsiniz. Evet. Bu sistemi burada kurarsanız burada rüşvetin, yolsuzluğun önüne geçmiş olursunuz. Alanya'da mı? Kendi firmanızda. ATV'de. Olmaz. Para olmayan yerde rüşvet mi olur ya hocam? İnsan olduğu yerde her şey olabilir. Önemli olan ben, tedbir almaktır. Doğrudur. Ama ben aklıma başka şeyler geldi. Şimdi rüşvet de bu çok ilgimi çeken bir hikaye olacak gibi geliyor bana. Rüşveti önleme yönetim sistemi. Evet. Bu çok enteresan ve büyük kapsamlı bir konu aslında. Türkiye'de rüşvetin olmadığı bir nokta var mıdır sizde? Yani ben o kadar iddialı değilim ama Türkiye'de de. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. İtalya'da ne kadar rüşvet varsa Türkiye'de o kadardır diye dönmediği düşünüyorum. Dönmediği bir yerdeyim yani. Ya gözümüzde görmeden bir şurada vardır ya, diyemeyiz ama şimdi yaygın bir kanaat var tabii. Bizim ülkemizde de olabildiği yönünde bir kanaat hepimizde var. Ya bu dünyada çığır açmış durumdayız bu konuda Türkiye olarak yani bence. Ama rüşvet ve çığır açılmışsınız bakın. Hayır, rüşvet ve yolsuzluk Türkiye'nin zaten birinci sıradaki en önemli konusu yani. İşte siz o zaman bir bu kalite yönetim sistemini kuruluşlarınızda kuracaksınız öyleyse. Yok, bizim kuruluşta değil efendim bu. Başka yerlerde biz onu duyuyoruz, görüyoruz, işitiyoruz ve yani yaşananları da hafızamızda bulunduruyoruz. Yani Türkiye'deki keşke şeyleri. Yani. Bütün kuruluşlarda iki kişiden çok insanın çalıştığı bütün kurumlarda, kuruluşlarda, resmi dairelerde, özel sektörde bu standart ve diğerleri keşke olabilse. Tüketici bunları talep etse zaten olur. Şimdi müdürüm, rüşvet illaki benim sana para vermem veyahut senden benim para almam mıdır yani? Rüşvet, bak şöyle. Bu mudur rüşvet? Standarda şöyle birazcık baktım. Ha, bir de o var yani bu. Şöyle diyor bakın. Neyi, yönetimdekilerin giriyor? Diyor birbirine verdiği rüşvet diyor. Efendim? Yönetimdekilerin, mesela bir şirketin veya bir kuruluşun evet. Yönetimindekilerin birbirine verdiği rüşvet. Evet. Yönetimin çalışanlarına verdiği rüşvet. Evet. Çalışanların yönetime verdiği. Sizden hizmet alanların size verdiği. Sizin hizmet aldıklarınıza verdiğiniz rüşvetler gibi rüşvetleri burada sınıflandırmış. Ve bunları önleyici tedbirler koymuş. Ben size bir iş yaptıracağım. Evet. Yaptıramamıştım zaten zamanında, misal atıyorum. Ben size bir gıyak çekiyorum. İşte filanca yerden altınıza bir araba alıyorum. Veyahut da işte bilmem ne yapıyorum. İşte işimi halletti. İşte bu yönetim sistemini kurarsanız bakın 9001 ile bir sıfır hatayla imalat veya sıfır hatayla hizmet vermenin önünü nasıl açıyorsanız veya altyapısını nasıl oluşturuyorsanız bu yönetim sisteminde kurduğunuz zaman sizin şirketiniz ne ikinci, üçüncü şahıslara rüşvet verebilir ne ikinci, üçüncü şahıslar sizin şirketinize gelip rüşvet verebilir. Bununla ilgili bütün önleyici mekanizmalar şirketinize kurulmuş olur. Bunu devlet yöneticilerinde kapsıyor mu bu rüşvet ve yolsuzluk? Yani bu bizim standartlar herkes içindir. Ha, yolsuzluk özellikle. Siz istediğiniz bu standardı, bu yönetim sistemini istediğiniz her yeri az önce söyledim. Cezası var mı? Kamu, özel şirket. Cezası? Yani bizim yaptığımız şu, bizim için cezası şudur. Biz firmanın belgesi varsa böyle bir şey tespit ederiz. Belgesini iptal ederiz. Ya, illa bak, ama şimdi burada başka şeyler çıktı karşıma. İlla firmalar firma arasında mı yoksa kişiler arasındaki bu rüşvet? Bu yönetim sistemleri iki ve daha çok kişinin çalıştığı kurum ve kuruluşlara kurulabiliyor. Hayır, bireysel anlamda, bireysel anlamda yani yok, vatandaşlar arasında. Az önce söyledim ya, rüşvet birçok tarafları var.
sizin başkalarına ikinci, üçüncü şahıslara verdiğiniz, örneğin hizmet aldığınız bir kamu kurumu veya hizmet aldığınız başka bir özel firma da olabilir bu. Tamam. Kağıt aldığınız mesela, fabrika olabilir mesela. Onun gibi. Veya o fabrika size daha çok kağıt satabilmek için veya işte yayın satabilmek için, kamera satabilmek için size rüşvet verebilir. Ne yapayım çalışanlara. Kameranın rüşveti mi? Veya burada çalışanlar birbirine verebilir. Yönetim çalışanlarına ya işte şunu gizle. Ama onun tespiti çok zor değil mi? İki kişi arasında bir rüşvet dönmüş. İşte bu standart onun için var. İşte bunun tespitiyle ilgili bir yönetim sistemini size kurduruyor. O zaman bir komite bunu tespit etmesi gerekmez mi? Efendim? Bir komite veya TSE'ye bağlı bir komite. Şimdi bu yönetim sistemlerini, deminden bahsettiğimiz bu 30'a yakın yönetim sistemi standartları var ya, bunları kurduğunuz zaman zaten her şey kayıt altına almış oluyor. Siz mesela buraya bir 9001 belgesi alacağız değil mi? ATV televizyonuna. Sizin öncelikle yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Bütün çalışanların görev tanımlarını yapacaksınız. Siz sadece o yazılmış kural haline getirmiş görev tanımın dışında başka görev yapamazsınız. Evet. Veya yapacaksanız standartı revize edeceksiniz. Talimatlarınızı hazırlayacaksınız. Prosedürlerinizi hazırlayacaksınız. Prosedür dediğimiz nedir? Burada mesela böyle bir canlı yayının nasıl yapılacağı. Evet. Bunun kuralını yazarsınız ve bunun dışında asla başka türlü davranamazsınız. Ne yazıyorsanız onu yapacaksınız. Ne yapıyorsanız bu yazılı kural haline gelecek. Ve baktığımız üçüncü kural belgelendirme sırasında bu yazılanlar, bu yapılanlar mevzuata uygun mudur? Yasal mevzuata uygun mudur? Değil midir? Evet. Biz değilse, yasal mevzuata uygunsa, yazılanda yazıldığı gibi yapılıyorsa veya yapıldığı gibi yazıyorsa biz o zaman zaten belgeyi veririz. Bizim yaptığımız zaten bir hakimliktir. Biz gidip de kendimiz sistem kurmuyoruz. Siz sistemi kuruyorsunuz standartın istediği şartlara göre. Bize müracaat ediyorsunuz. Ben kalite sistemi kurdum. Siz denetimini yapıyorsunuz. Biz, evet, biz hakimlik yapıyoruz. Hakimler de hata yapamaz mı? Yapabilir tabii. İnsteminde söyledim. İnsanın olduğu yerde mutlaka hata olabilir. Ama yani bunlar çok şeydir. İşin esasını etkileyecek nadir şeyler değildir. Tabii ki. İstisnai kaydeler olur yani. Doğru. Tabii. Doğru. Şimdi efendim bu, özellikle iş yerlerinde bu paratonerler falan var. Birçok yerlerde var bu paratonerler falan. Tehlike saçıyor. Yani yıldırıma engellemek adına kurulmuş sistemler bunlar. Değil mi efendim? Evet. Şimdi paratonerin eksik olduğu yerlerde TSE'nin durumu nedir? Bunu merak ediyorum. Bu topraklama sistemleriyle ilgili yine TSE'nin yapması gereken veyahut da uyarması gereken konular nelerdir? Bu konuda bilgi almak istiyorum. Daha sonra da bu hani son yıllarda Türkiye'nin huzuruna sunulmuş bir helal et meselesi var biliyorsunuz. Bu helal et konusunda da TSE'nin ne gibi çalışmalar var? Evet. Helal et veya diğer ürünler. Sadece ette kalmayalım. Evet. Şimdi iş güvenliğiyle bizim bir iş güvenliği yasamız var. Bu yasa kapsamında çalışma ortamında her türlü emniyet güvenlik tedbirlerinin alınmış olma şartı var. Evet. Yasa çıkmıştı 2020'ye kadar ertelendi biliyorsunuz. Sizin buraya da yani bir kişi dahi çalışıyor. Mesela bir apartmanda tek kişi çalışıyor, kabuca çalışıyor. Hı hı. O apartmanda yönetici emniyet güvenlik tedbirlerini almak zorunda. Nedir bunlar? Evet. Örneğin yerde kayma. Kayma varsa gerçekten seramik kullanılır, çok parlak, çok kaygan. Orada kişi düşüp de eğer sakatlanma riski varsa siz o kayma için önleyici tedbir almak zorundasınız. Doğru. Aşırı ışık var, gözünüzü bozuyor. Siz buranın yöneticiyseniz Servet Bey olarak buna önlem almak zorundasınız. Eğer bu parlak ışıktan burada çalışanların gözü bozuluyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. Buna tedbir almak. Gürültü. Gürültü ortamında çalışıyor. Mesela kaynak yapıyor işçi. İşte maske kullanma zorunluluğu. Zehirli ortamda çalışıyor. Maske kullanması. Yani iskelede insanlar düşüyor biliyorsunuz. Bakın iskelenin standardı var. Bir, standarda uygun iskelenin imal edilmesi lazım. İki, standarda uygun imal edilmesi yetmiyor. O iskelenin standardın istediği şartlarda yerine monte edilmesi lazım ki sizi koruyabilsin. Bazen iskeleleri görüyorsunuz. Çöküyor İşçinin çöküyor, devriliyor. Doğru. İşçinin içinde gezeceği basamaklar yok mesela. Veya hepsi standarda uygun. Ama orada çalışan işçi iskeleye kendisini bir emniyet kemeriyle bağlamıyor takmadı mesela. Takmıyor. Yine düşüyor. İskele her şeyi uygun, mevzuata uygun ama işte
Emniyet kemeri olmadığı veya baret olmadığı için yukarıdan evet. üstteki işçinin tahtayı düşürüyor. Adam ölüyor evet. mesela. Doğru. Adam siz türkü söylüyor. Bunlarla ilgili güvenlik önlemlerinin alınmış olması lazım. Doğru. Ama bunlar alınırken de buralarda kullanılan iş ekipmanı dediğimiz ekipmanlar var. Bunlar koruyucu giysiler. Veya işte aydınlatma sistemleri, yangın sistemleri, örneğin hidrofonlar, basınçlı kaplar, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, loderler, dozerler, graderler mesela diyelim bir belediyede. Belediyenin araç ve gereçleri. İş makineleri, araç ve gereçler, itfaiyeler, ambulanslar. Bunların yıllık periyodik aynı asansör gibi yılda topraklama sistemleri, paratonerler doğru. bunların içerisinde. Bunların aynı asansörler gibi yılda bir defa. En az. En az değil mi efendim? Bir kere mutlaka. Kesin. En az tabii ki. Bizim gibi muayene kuruluşları tarafından yani devlet tarafından akreditedilmiş, tanımlanmış kuruluşlar tarafından standarda uygun bunların hizmet verip vermediği güvenli olup olmadığı yönüyle denetlenip ve bu denetimin rapora bağlanması şart. Bunların ücretleri biz, fazla mıdır, düşük müdür efendim? Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi zaten piyasada para yok. Esnaf kan alıyor. Esnafın durumu vahim. Zaten esnaf denetimlerden bunalmış durumda. Bir de TSE'nin böyle bir girişimi acaba onlar daha yani çok rahatsız eder mi? Bunu sadece TSE yapmıyor tabii. Bizim dışımızda yapan birçok firma var. Ama her hizmet elbette ki bir hizmetin bir bedeli var. Evet. Zaten bedelsiz olan hizmetin hayır, kalitesinden bilmiyorum, merak bahsedemeyiz. Ettim. Yüksek midir, ya, düşük değildir. Midir? Değil. Bunların çok düşük uygun o zaman. Ya şöyle rakam vermek gerekirse bir elektriksel test mesela diyelim 200-250 lira civarında. Evet. Ama bunu bakın bir mühendis yapıyor. İkincisi bu hizmet nerede? Atıyorum işte Mahmutlar'daki bir petrol istasyonu. Mühendisin oraya gitmesi var, gelmesi var, aracın amortisman var, benzin parası var. Onu zaman harcıyorsunuz, onun maaşı var. Yani tabii bu hizmetlerin... Hem kendinizi güvenli hale getirmek istiyorsunuz hem de... Güvenli ortamda yaşamak istiyorsanız... Anladım. Bunlara mutlaka uyacağız. Ya bunun parası var, bedeli var dememiz lazım. Bunlar çünkü insan, can, mal sağlığından mutlaka olmazsa olmaz şartlardır. Bu helal etle ilgili efendim nedir efendim bu denetim sistemimiz? Helal et nasıl oluyor? Helal haram nedir? Haram et nasıl oluyor efendim? Onu da merak ediyorum. Şimdi bunu helal et diye değerlendirmek yanlış olur. Şöyle. Sadece bizim bahsettiğimiz helal standartları sadece gıdalarla ilgili değildir. Mesela helal turizmden de bahsediliyor bilmiyorum. Helal turizm. Ben anlamıyorum helal haram mı? Yani bu İslami usullere göre verilen hizmetten bahsediyoruz. Örneğin helal turizm denilince veya helal et denilince İslami usullere göre kesilmiş, paketlenmiş, sunulan veya pişirilmiş bir yemekten veya etten bahsediyoruz. Bu ette de var. Balıkta da var, bisküvide de var. Örneğin kolanın da helalı var, haramı var. Onlar da biliyorsunuz bazılarının üzerinde bazı ama üstten helal haram diye yazıyor mu? Ben kullanmıyorum ama. Ya markası var işte helal. Yok diyetsiz, şekerli, şekersiz de içindeki glukoza göre sıralamış adam. Satıyor. Bazı kolaların üzerinde yok TSE veya başka kuruluşlar tarafından helal olup olmadığı yönüyle belgeler var. Mesela ben kolayı merak ediyorum. TSE'si var mıdır onun? Ya bana göre dünyanın en büyük temizlik ilacı. En iyi bardağı, çanağı o temizler. Yani dökün şuraya köpürür. Kolayı şuraya dökün köpürür valla temizler. Evet. Lavaboya dökün. Bardak bir temizleyin valla. En iyi kola temizler. Şimdi TSE markası ayran tavsiye ediyorum. Bir devlet garantisi biliyorsunuz. Gerçekten Türkiye'nin en iyi bilinen, en çok tanınan ilk 10 markası arasında yapılan anketlere göre. Ne? Bizim TSE markası. Ya, baklava dilimiz. Ha tamam onu tamam onu. Dolayısıyla biz sınırsız bize her gelen ürünü belgelendirmesini yapmıyoruz. Nedeni de şudur. Eski başkanlarımızdan bir tanesi kulakları çınlasın. Mehmet Yılmaz arıyor başkanımız dedi. Oğlum derdi işte akara kokara çok belge vermeyin. Çünkü siz onlara belge verirseniz sizin imalat yerinde yaptığınız testlerde, muayenelerde, gözetimde siz onun standart uygun olduğunu tesdik etmiş, belgelendirmiş olabilirsiniz. Standart uygunu imal edilmiş olabilir. TSE markasını güvenle basabilirsiniz. Evet. Sözleşme imzalayabilirsiniz ama örneğin bir yoğurdu. Adam frigorifik kamyonla taşımazsa bu yolda bozulabilir. Kesinlikle. Veya frigorifik kamyonla taşınır ama satış yerinde bakkal bunu dolapta saklamazsa, işte açıkta unutursa bu yoğurt bozulur.
Ama siz belgelendirdiniz. Yani üreticinin burada kusuru yok. Ama satış yerindeki hatalardan dolayı kaynakların bir kusurdan dolayı ürünün kalitesi tartışılır hale gelir. Dolayısıyla sizin markanız, belgeniz tartışılır hale gelir. Onun için mümkün olduğu kadar bu tür hususlarda belgelendirme yapmayın derdi. Biz de bu tavsiye uyarız. Bu yazılı kural halinde değildir ama bu bir tavsiyedir. Bu teamüle uyarız. Çok fazla bu tür ürünlerde belgelendirme yapmayız. Biz daha çok sanayi ürünleriyle ilgili belgelendirme yapıyoruz. Son yıllarda... Ama yoğurt sütte yapmıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz. Ama mesela adam yapıyoruz. Yoğurt üretiyor. Ama şöyle, hepsi bizden belgeli demek değil. Katkı, yani. Yok değil tabii. Katkı maddesi kullanıyor efendim. İçerisinde yapıştırıcı koyuyor. Tası çevirdiğin zaman kalıp gibi çıkıyor. Neden oluyor? Serhat Beyciğim, ben onun şimdi... yoğurdun kalitesinden mi sanki? Yani aslında yok. Çok onur duyduğum, gurur duyduğum markalar var belgelendirdiğimiz. Evet. Hakikaten gidip tetkiklerde bulunduğum, bizzat kendimin testlerinde bulunduğum ürünleri imal eden kuruluşlarımız. Ama reklama girer. Sonra yok, siz kapatma cezası alırsınız. Onun için isim vermeyeyim. Yok. Ama bunun yanında belgesi olmayan, hatta standarda uygun imal edilmeyen gıda maddeler de var ülkemizde çok sayıda. Bir sürü var hem de. Temel şart şudur, bakın. Bütün ürünlerin standarda uygun imal edilmesi zorundur. Siz imal ettiğiniz bütün gıdalarda şu standarda uygun imal edilmiştir yazmak zorundasınız. Ve ona uygun imal edilmek zorunda. Ama hepsi öyle mi? Maalesef öyle değil. Ama marka farklı. Marka sadece bu marka ürün üzerinde varsa o ürün belgelidir. Marka ihtiyaridir. Siz ürününüze güveniyorsanız gelip TSE'ye beni belgelendir dersiniz. Sizin ürününüzde bulunur ama diğerlerinde bulunmaz mesela. Yani standarda uygun imal etme mecburiyeti bütün üreticiler için zorunludur. Anlatabildim mi? Onun için özellikle gıdada örneğin, değil mi efendim? Yani evet, adamlar... Örneğin yoğurtta. Tüm yoğurtların üzerinde şu ne oldu? Standarda uygun imal edilmiştir ibaresi mutlaka. Kesinlikle. Bakınız geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz yüzlerce askerimiz zehirlendi. Neden zehirlendi? Gıdadan zehirlendi. Kötü gıdadan yani, dolayı. İşte bu adamların aslında idam edilmesi evet. lazım. Onu getirenlerin oraya. Yani bu ceza derken şimdi oradaki benim 100 tane askerim ölseydi ne olacaktı? Gıda zehirlerinden gitti adam. Öyle değil mi efendim? Evet. Yani bunların işte biraz sorumluluk. Bu helal haram konusuna tekrar gelirsek orada ben şunu söyleyeceğim. Bizim ülkemizde tabii ki haram çok istisnai, çok cüz'i vardır. Demin dediğim gibi yani o alanda da kusur vardır ama genel itibariyle bizim gıdalarımızın yani helal belgesi olmayanlar haramdır diye bir çıkarım yapmamız çok yanlış olur. Öyle bir şey yoktur. Büyük çoğunlukla bizim ülkemizde hepsi helaldir. Herhalde belgesi yani. Var mıdır yok mudur ona bakmak lazım. Ha belge aynen. Neye ihtiyaç? Bu belgelendirmeyi biz Serhat Bey sadece Türkiye için yapmıyoruz ki. Bu ürün, ürettiğimiz yoğurt. Dışarıya satılıyor. Tabii ki. Ama Avrupa'daki vatandaşlarımız, Avrupa'da biliyorsun Avrupalılar örneğin domuz eti çok yaygın mesela. Ama domuz mesela. Biz yemeyiz. Bizim dinimize göre, yok. İnancımıza göre bize haramdır. Haram. Evet. Dolayısıyla oradaki vatandaş bunun tercihini nasıl yapacak? Onlar içindir bu daha çok. Biz rahat veya ihracat yapıyoruz işte Suudi Arabistan'a. Bakın TSE birçok görevin yanında dünyada da 30 ülkede teşkilatlandık. Siz oralara gelmiyorsunuz. Mesela sormuyorsunuz. Yani oralarda ne yapıyorsunuz? Hayır oraya gelen Avrupa Birliği yani, konusuna TSE'nin Avrupa Birliği'ne girdiğini soracağım da ancak bir de at eşekten üretilen sucuklar bilmem neler var. Yani, yani onlar işte ne bu olacak? Alanlarda yani, bakın helal belgesine gerçekten ihtiyaç var. İşte onu söyle, onun için söylüyorum. Biz bu helal standardı biz bunu bir kurala bağlansın. Bütün ülkelerde aynı usul ve metotlar, aynı ISO 9000'de olduğu gibi aynı usulle, aynı şablonla, aynı mevzuatla, aynı yöntemlerle belgelendirme yapılsın diye bizim bir tüm İslam ülkelerinin üye olduğu, 55 İslam ülkesinin üye olduğu SİMİK diye bir kuruluşumuz var. İslam Ülkeleri Standartizasyon Metrolojisi Kalibrasyon Teşkilatı. Evet. Bunun merkezi İstanbul'da. Şu anda bunun başkanlığı Türk Standart Enstitüsü Başkanımız aynı zamanda SİMİK'in de başkanlığını yapıyor. Güzel. SİMİK İslam ülkelerine yönelik standartlar hazırlıyor. Nasıl İEN'ler bir Avrupa Birliği normu, Avrupa Birliği'ne yayınlanmış ve önünde İEN olan standartlar tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'de dahil zorunluysa biz de SİMİK standartlar hazırlasın. Bu da İslam ülkelerinde zorunlu olsun. Herkes aynı usulde, metotta, yöntemle belgelendirme yapsın dedik. Helal gıda standardı SİMİK bünyesinde hazırlanmış bir standarttır. SİMİK'in bir nolu standardıdır. Şu anda bunu 14 tane ülke kendi mevzuatı olarak yayınladı 14 İslam ülkesi. İnşallah 1-2 yıl içerisinde 55 ülkenin de bunu yayınlamasını bekliyoruz. Bizim ülkemiz biraz ön aldı.
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Helal Akreditasyon Konseyi diye bir konsey kuruldu. Yönetmeliği evet, çıktı bunun. Evet. Bu konseyde belgeleme kuruluşlarını belgelendirecek. İnşallah bütün İslam ülkelerinde aynı yöntemle, aynı usulle, aynı standart esas alınarak bu belgelemeler yapılacak. Dolayısıyla malların üzerinde biz bu belgeyi görünce o malın İslami usullere göre piyasaya sunulduğunu, güvenle yenilebileceğini anlamamız lazım. Yani bu helaldir, öbürü haramdır demek yerine biraz daha tüketici tercihlerini kolaylaştırıcı bir belge olarak bunu algılamak lazım. Evet. Şimdi evet, Türk Standartları Enstitüsü diyelim, yani TSE'nin bir de Avrupa Birliği'ne giriş serüveni var. Evet. Bunu biraz anlatmanızı rica edeceğim. Biz, bir de yani biz Avrupa standartlarıyla Türk standartları arasındaki farkın kapanıp kapanmadığını öğrenmek istiyorum. Evet. Eğer kapanmışsa buradaki başarı nereden kaynaklanıyor, kapanmamışsa nerede eksikliklerimiz var? Evet. Türk Standartları Enstitüsü, gururla övünçle söylüyorum, şu anda Avrupa Birliği Standartlar Teşkilatı'nın tam üyesidir. Evet, girdi çünkü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği'ne giremedi ama biz girdik TSE olarak. Evet. Uzun uğraşlardan sonra. Onun girerken zaten birçok kriterlerimiz var. Bu kriterlerden bir tanesi AB mevzuatının Türk mevzuatı, Avrupa Birliği teknik mevzuatının Türk mevzuat haline getirip getirilmediği de kriterlerden bir tanesi. Ama neden medyada yer almadı? Biz, ya şöyle, TSE bakın her alanda çalışıyor. Her alanda hizmet veriyor. Çok değişik sektörlere hizmet veriyor ama hala piyasada yeterince tanınıyor mu? Maalesef bu çok tanınmıyor. Önemli. İnanın değişik şurada ben gurur yani duyuyorum. O anlamda şeyde işte Avrupa Birliği'ndeki bu bizim başarımızda kamuoyunda maalesef çok yankı bulmadı. Bugün biz... Ya müdürüm, ben inanın çok mutlu oluyorum. Sizleri çağırıyorum, buraya gelmenizi sağlıyoruz ve anlattırmaya çalışıyoruz bir şeyler TSE'yi. Ben çok mutlu oluyorum. Muhakkak siz de öylesinizdir. Evet. Amacımız da tanıtmak zaten. Yani de çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi olarak ifade etme, kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz bu ortamlarda. Keşke daha fazla imkan bulabilsek. Keşke, evet. Şimdi mesela Avrupa Parlamentosu'nda ülkeler nasıl temsil ediyor? Nüfuslarına göre. Milletvekili sayıları nasıl belirleniyor? Nüfuslarına göre. Avrupa'nın Standartlar Teşkilatı sen ve Senelek'te de ülkeler nüfuslarına oranla temsil ediliyorlar. Dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü bizim 80 milyon nüfusumuz olması hasebiyle sende en çok oy hakkına sahip İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ile beraber Türk Standartları Enstitüsü en çok oy hakkına sahip 5 ülkeden bir tanesi. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa'da TSE'nin onay vermediği bir standardın EN standardı olarak yayınlanması imkansız demektir. Harika bir şey ama. Standart nedir? Bakın ülkemizde yasal mevzuat anayasa vardır. Anayasanın altında yasalarımız vardır. Yasaların altında yönetmeliklerimiz vardır. Yönetmeliklerin altında tebliğler vardır. Standart 5. kademe yasal mevzuattır. Bizim hazırladığımız standartlar biliyorsunuz resmi gazete yayınlanır hepsi. Tabii, bütün Türk vatandaşları için bağlayıcıdır. Tabii. Tüketici mahkemelerinde tüketici şikayetleri neye göre değerlendirilir? Ürünün kalitesi standarda uygun olup olmadığı bizim hazırladığımız standartlara göre. Yani bunlar yasal evet. Hem rapora hem standarda göre. Tabii. Yani bizim standartlarımız yasal mevzuatlardır. Siz Avrupa Birliği'nde daha standartların hazırlanması aşamasında bu müdahaleleri yaparak, orada oy hakkı kullanarak Türk milleti adına Türkiye'nin menfaatlerini koruyucu standartların çıkması yönünde bir gayret içinde bulunmuş oluyorsunuz. Kural koyacağız yani. TSE olarak şu anda Avrupa'da kural koyucu ülkelerden bir tanesiyiz. Bu bizim tabii bir övünç meselesidir. Tam üyeyiz. Orada bizim oy hakkımız var. Evet. Avrupa Birliği standartları da %99 oranında Türk mevzuatı haline getirmişti. Bizim standartlarımızın önünde TSE'ne ISO ibarelerini görebilirsiniz. Biz onları Türkçeleştirdik, yayınladık. Hepsi Türk mevzuatı haline geldi. Bizim evet. belgelendirmede, testte, muayenede, gözetimde uyguladığımız usuller, metotlar Avrupa Birliği'ndeki usul ve metotların birebir aynısıdır. Bizim düzenlediğimiz bir test raporu, bizim düzenlediğimiz bir belge bütün 27 Avrupa Birliği ülkesinde birebir kabul edilir. Bu patent konusu var efendim. Patentle TSE'nin çalışma sistemi nedir? Veyahut da TSE'nin Türk patent bir patent de, bizim gibi bir enstitüdür. Size mi bağlı o da? Değil. Bilim Sanayi Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur. Aynı Türk Standartları Enstitüsü gibi. Anladım. Peki şey var efendim sayın müdürüm, savunma sanayi standartları
konusu var bir de. Evet. Şimdi ülkemizde son zamanlarda işte helikopterler yapılıyor, tanklar yapılıyor vesaire vesaire. Bir sürü savaş tekniğine uygun çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda TSE'nin rolü nedir efendim? Bu çalışmalar nereye gidiyor? Ülke bazında ve dünya bazında. Bütün standartlar savunma sanayinden çıkmıştır dünyada. İlk standartlar askeri standartlardır. Sonra bunlar genele şamil hale getirilir. Ülkeler bunları millileştirirler, kendine evet. özatlar haline getirirler. Çünkü en son teknoloji maalesef silahlar üretilirken bu teknolojiler geliştiriliyor. Hmm. Bu inovasyonları biz oralarda görebiliyoruz. Biz de son yıllarda işte Afrin'de görüyoruz ürettiğimiz kendi milli silah sanayimizi. Hmm. Tabii daha çok yol almamız lazım. Çok yapılacak şey var. Bunları yapabilmek için önce bir sizin bir ürünü üretebilmek, tasarlayabilmek, bu evet. ürünü standartlara uygun yapılıp yapılmadığını, güvenli olup olmadığını rahatlıkla ikinci, üçüncü ülkelerde pazarlayabilmek için sizin önce bir test laboratuvarlarına, altyapısına sahip olmanız lazım. Biz TSE olarak burada çok önemli bir şey yaptık. Bundan 4 ay önce bir yönetmelikte TR test, yani Türkiye test. He, bu önemli. Kuruluşu kuruldu. Bakanlar Kurulu kararıyla. Hmm. Türk Standartları Enstitüsü bu TR testinin %20 ortağıdır. TÜBİTAK ortaktır. Savunma Sanayi Geliştirme Destekleme İdaresi ortaktır. ASELSAN buraya ortak. 100 milyon lira HAVELSAN yok. ASELSAN var. ASELSAN var. Evet. 100 milyon sermayeli bir kamu amaçlı kamu yararına çalışan bir şirkettir bu. Evet. Bakanlar Kurulu kararıyla. Özel kurulmuş. Değil mi? Devlete bağlı. Devlete bağlı. Devlete bağlı. Türk standartının 120'si vardır ama laboratuvara çalıştıracak, işletecek olan TSE'dir. Bu tümüyle %100 sadece bizim milli harp sanayimizin geliştirilmesine destek verecek bir laboratuvardır. Bu amaçla kurulmuştur. Dolayısıyla Türk standartları için bir, standartların hazırlanması yönüyle, iki, bu standartlara uygun milli, yerli harp sanayimizin kurulmasıyla ilgili test laboratuvarının kurulması yönüyle burada çok etkin bir rol almıştır. Benzeri bir şey hemen fırsat verirseniz onu da buyurun, bahsedeyim. Buyurun. Otomotiv sanayinde de var. Tamam. Biliyorsunuz hükümetimiz 2023 yılına kadar işte %100 yerli, %100 milli, Türk markalı bir otomobil üretimine giriyor. Üretimini kendisine hedef seçti. Doğru. Bir hayli de mesafe alındı. Ancak sizin prototiflerinizi, sizin geliştirdiğiniz tasarımları, sizin üretmek istediğiniz otomobili üretebilmeniz, piyasaya sunabilmeniz, güvenli olduğunu ispat edebilmeniz için önce bunun testlerini yapıp ondan sonra üretime geçmeniz lazım. Tabii. Dünyada şu anda sadece 7 tane otomotiv test merkezi, test pisti var. Dünyada. Sadece 7 tane, evet, bütün dünyada. Türkiye'de. Ki bunun birisi de oradan BMW'nin kendi test pistidir. Hmm. Bizim ülkemizde yok. Bakın İran'da otomobil üretimi yıllardan beri var. Belki 30-40 senedir İran otomobil üretiyor. Malezya otomobil üretiyor. Çin değil pardon. Malezya, İran, Rusya otomobil üretiyor ama hiç siz bu marka, bu ülkelerin ürettiği otomobillerin Avrupa'da serbest dolaşımda olduğunu gördünüz mü? Hayır. Gezemezler. Niye? Çünkü bu testler yapılamadığı için, güvenli olduğu ispat edilemediği için bunların trafiğe çıkışına izin verilmez. Ama Türkiye'de yapılıyor değil mi efendim? Türkiye'de 8.'si mi yapılıyor? Biz 8.'sini şu anda Türk Standartları Enstitüsü, devlet bu görevi TSE'ye verdi. Biz İnegöl'de 3000 dönüm bir arazide dünyanın 8. otomotiv test merkezini ve otomotiv test pistini yapıyoruz. Burada devrilme, savunma, başladı mı? Kırma. 5-6 ay sonra inşallah bitmiş olacak. Evet. Harika bir başladı. Gelişme. Ben bunun Antalya'ya gelmesi için 3 yıl önce çok çaba göstermiştim. Niye? Ancak Antalya'da 3000 dönüm bir arazi, evet, temininde bir hayli zorluk çektik. Manavgat tarafında belki. Oralarda yoktu. Sadece şeyde vardı. Döşem altında bu Türk kuşuna. Biliyorum. Onun aşağısında, altında da. Evet. Biz dedik ki o kadar var pistin mı orada yani? Bir 10 bin dönüm yeri Türk kuşuna devlet orada vermiş, tahsis etmişler. Öyle mi? Evet. O zaman tam yeri o bunu zaman. Bunu dedik ki 3000 dönüm TSE'ye verin. He. Biz burada bu otomotiv test merkezini ve test pistini burada yapalım. Ora çok ideal bir yer. Çok idealdi. Başka avantajlar da vardı. Şöyle, şimdi biz yine göre yapıyoruz bakın. Bir, maliyeti çok yüksek çünkü arazi düz değil. Hı-hı. Çok önemli. Engebeli mi? Engebeli. Bir şeyde. Dağlık. Bu havaalanı var ya, evet. Bursa'da. Hemen onun karşısındaki
tepelik yerde. Evet. Yani bunun arazinin biz tesviyesi için çok önemli 10 milyon liraya yakın parayı sadece ona harcadık. Şimdi biliyor musunuz? Halbuki burada yapılsa, olsaydık çok düşük maliyetle bunu yapabilecektik. Bu bir. Kesinlikle. İkincisi, evet, doğru. Bursa'da kışın 3-4 ay işte pistiniz karlı buzlu olacak. Dolayısıyla test yapma imkanınız olmayacak. Veya o pistin karını buzunu çözmek için önemli bir masraf yapmanız gerekecek. Yani Antalya'da olsaydınız 12 ay bu testleri yapabilecektiniz. Bir diğer şey de Antalya'ya diğer ülkelerden burasının bir dünyanın turizm merkezi olması hasebiyle Antalya hem turizm amaçlı hem test amaçlı. Çünkü bir otomobilin prototipini geliştirirken yanında en az 70-80 mühendis aylarca sürüyor bu testler çünkü. Bir yıl, iki yıl süren testler tabii, var. Tabii. Yani o dönemde burada hem bunlar tatil yapacaklardı hem testlerini yapacaklardı. Ama biz araziyi temin edemediğimiz için bu yatırımı Antalya'ya getiremedik. Herhalde. Bursa'da inşallah belki 2018'in sonunda bu test pisti ve test laboratuvarları, otomotiv test laboratuvarları açılmış olacak. Evet tabii. Siz tabii ki bir de belgelendirme merkezi herhalde kuruyorsunuz değil mi efendim? Biz şöyle, Türkiye'de üretilen malların uluslararası alanda, uluslararası pazarlarda serbestçe dolaşabilmesi, onların önlerinin açılabilmesi için yurt dışında da şubeler açtık. Evet. 30 ülkede teşkilatlandık. O ülkelerden Türkiye'ye gelen malların güvenli olması için yerinde gözetim hizmeti veriyoruz. Yerinde belgelendirme hizmeti veriyoruz. Veya Türkiye'den o ülkelere giden malların önünü açmak için. Mesela şimdi TSE'den bir gözetim belgesi alan bir mal Körfez ülkelerine ki 7 ülkedir. Suudi Arabistan, işte Bahreyn, Küveyt, Dubai, Yemen gibi ülkelere transit olarak gümrükte herhangi bir denetime takılmadan sizin malınız pazarda satılma şansına sahip oluyor. Eğer TSE'den belgeniz varsa. Tabii, mesela evet. Türk Standartları Enstitüsü, bakın kamuoyunda bunlar çok bilinmeyen şeyler. Kamerun'da Kamerun hükümeti adına ithalat denetim yapıyor. Biz bizim ülkemizde nasıl gümrükte Türkiye'ye giren malların TSE olarak denetim yapıyorsa Kamerun'da da Kamerun hükümeti adına bu denetimleri yapıyoruz. Mesela Türkiye'de ben çok üzülüyorum bir vatandaş olarak bundan. Ezikliğini hissediyorum. Türkiye'de bizim bindiğimiz otomobillerin muayenesini TÜV yapıyor. Bakın TÜV nedir? TÜV Almanların standart kuruluşu biliyorsunuz. Evet. TÜV yapıyor ve bizim verdiğimiz paralar TÜV'e gidiyor. Ama Moldova'da şu anda 2018'in sonunda Moldova hükümeti adına otomobillerin muayenelerini Türk standartı vesile yapacak. Şu anda Moldova'da bununla ilgili altyapı oluşturuyoruz. Bu senenin sonunda ama inşallah. Ama bunlar güzel gelişmeler. Güzel gelişmeler. Değil mi efendim? İnşallah ilerleyen dönemlerde tabii, Türkiye'de tabii. Bu hizmeti milli kuruluşumuz olan Türk Standartı Enstitüsü eliyle gerçekleştiririz, yaparız. Şeyde belediyelerde bu gözetim tetkiki çalışmalarınız var sizin bir. Ya belediyelerden de kalite yönetim sistemi alanlar var. Bu geliştirildi onları, mi yani son zamanlarda? Yapıyoruz. Da. Tabii bunlar hep söylüyorum belgelendirme ihtiyacı. Belediyeler bunu isterler sağlıyorlar. Ama belediyelerin mesela çocuk oyun alanları. Çocuk oyun alanlarında da bir güvenlik standartımız parklar. Var. Oyun parklarında. O parklarda çocuklarımızın düştüğünde... Mesela işte, nelerdir o standartlarınızda? Ne var o çocuk şeylerinde, parklarında? Ya o çocuk düşmelere... Çarpmalara, işte ne bileyim o el giren aralıkların genişliklerine, örneğin paslanmaya, örneğin boyadan zehirlenmeye karşı birçok standartta önlemler var. Bunların yerinde değerlendirilip, test edilip, muayene edilip, denetlenip rapora bağlanması lazım. Akdeniz bölgesi da, uygun mu bu şeyle şartlara? Veyahut da işte maalesef bütün şöyle, otellerde de var böyle şeyler. Bunlar maalesef işte bunların bu muayeneleri zorunlu olmasına rağmen şu anda yapılmıyor. Çok az. Bu konuda bilinçlenme de çok az. Yaptıran belediye sayısı da çok Türkiye az. Türkiye genelinde nasıl? İşte Türkiye genelinde de çok az. İnanın %1-2 düzeyde diyebilirim. Çok az ama. Antalya peki, merkezdeki 3 mesela... belediyeden mesela bir tanesi bu konuda çok bilinçli. Yazı yazsanız bir uyarmak adına. İnanın bakanlık yılda 2 defa 3 defa yazı yazıyor. Ama bizim görevimiz değil. Belediyeler mi uymuyor? Maalesef. Aslında bunun siz bir çekim yapabilirsiniz. Bir çocuk oyun alanına beraber gidelim. Ya gideriz ben yani. Ben standarda göre bir muayene yapayım. O oyun alanının güvenli olup olmadığını beraber test edelim. Herkes tamam. De izlesin televizyondan. Ya müdürüm şey yapalım. Yani, bir gün geldiğinizde... Siz nasıl test ettiğini görün. Hem ben de güvenli olup olmadığını raporlayayım. Siz de bunu... Onu biz habere dönüştürürüz aynı zamanda. Evet. Bir gün buyurursunuz. Bir boş vaktinizde geldiğiniz zaman Alanya'ya. İşte Alanya'daki parkları bir inceleriz beraber. Yani bir tanesinde böyle bir şey yapabiliriz. Mesela petrol istasyonlarımız var. Belgelenme zorunlu biliyorsunuz. Tabii tabii. Orada güvenlik çok çok önemli. Çünkü patlayıcı alanlar. Hala... 200'den fazla istasyon var burada. Belge kullanması, belge alması zorunlu olan. Yani biz şu anda 150 civarındakini belgelendirdik ama 50 civarındaki istasyonumuzun hala belgesi yok.
şey petrollerin yani petrol istasyonlarının mesela mazot istasyonlarının evet. belgesi yok. Evet, hizmet yeterlik belgesi almak zorundalar. Güvenlik mesafeleri, yangın güvenliği yönleriyle. Çok mu Alanya'da? Bölgede evet. Şimdi söylüyorum yani 200 civarındaki istasyonun Alanya internalındaki evet. Yaklaşık 50'ye yakınlığın belgesi yok. Yeterlilik belgesi. Hizmet yeterlilik belgesi yok. Yasal zorunlu olmasına rağmen bu istasyonlar faaliyet göstermeye, işte petrol satmaya devam ediyorlar. Faaliyetlerine devam ediyorlar. Sizde listesi bunların var mı? Derhal bunların sizde listesi var değil mi bunların? Bizde listesi var tabii ki ama asıl bunun sahibi EPDK'dır. EPDK'ların bunu derhal enerji piyasası denetleme derhal mühürlemesi lazım. Ya kapatmadı. Yani. EPDK'nın mühürlemesi lazım. Belediyelerimizin bunlara şeyin mi? Devlet Planlama Teşkilatı. Hayır. Enerji Piyasası Düzenleme Denetleme Kurulu. EPDK. EBDK. Enerji Piyasası Düzenleme Denetleme Kurulu. Kurumu. EBDK. Evet, evet. Doğru. Yani onların yetkisinde sorumluluk alanında. Hı. Onların derhal buraların faaliyetlere son vermesi lazım ki bunların belge almasını mecburi hale getiren de bu kurum. Doğru. Evet, bu biz aynı zamanda bir haber konusu. Yani para töner dediniz değil mi siz evet, mesela? Evet. Tamam hadi özel sektörü geçtik de bugün içinde yüzlerce belki binlerce öğrencimizin bulunduğu okullarımızın para tönerleri çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yani yurtlar var, işte yurtlarımız ne bileyim şimdi. Var, kamu hizmet binalarımız var, hastanelerimiz var. Bir sürü yer binlerce var. Binlerce turist aynı anda barındıran otellerimiz var. Yani buralarda bunlar gerçekten şimdi çok her otelde herhalde. Bir defa bir para töner olması gerekiyor. Bir tane değil. Kesin bir veya iki, üç, beş her neyse artık. Yani işte bu ölçümler sonunda, testler sonunda kaç tane olması? Mesela ben Soyan Oteli geçen hafta işte bu testlerini, iş güvenliği ekipmanının testlerini yaptım. Soyan Oteli'nde 28 tane paratoner vardı. Evet. Yani adam koskoca otelin emniyetini almış durumda yani evet. bir yerde. Yani yıldırıma karşı test. Kendini koruyor. Öyle değil aynen, mi efendim? Aynen. Ya. Otellerimiz bakın. Burada da var örnek oteller. Oteller zinciri var hatta Alanya'da. Çok kuru duyuyorum. İsim ben vermeyeyim. Yani 3-4 tane 5 yıldız otelin olan kuruluşlarımız var burada biliyorsunuz. Bizden 4-5 sistemden, o kalite yönetim sistemlerinden yani 9.000, 14.000, 10.002 müşteri şikayetleri yönetim sistemi belgesi haiz olan otellerimiz var. Çok gurur verici. Oteller, kalite birimleri var artık otellerimizde. Çünkü Avrupa'daki turist Alanya'ya gelirken veya Türkiye'ye gelirken veya bir başka ülkeye turistik seyahate giderken oturduğu yerden o otelin kalitesinden nasıl emin olacak? Açıyor tur kataloğunu. Bu otelde hangi yönetim sistemleri, hangi belgeler var ona bakarak karar veriyor tercihini. Bu belgesi olmayan firmalar o tur şirketlerinin kataloğuna giremiyor. Uluslararası sistem bu şekilde çalışıyor Servet Bey. Bir sizin 9.000, 14.000, 22.000 belgeniz yoksa asla o tur şirketlerinin kataloğuna giremezsiniz. Dolayısıyla Avrupa'daki turist de o katalogdan sizin otelinizi seçmez olmadığınız için. O kataloglara girmek için bu belgeler şarttır. İkincisi, demin söyledim 50.000 bir belgeniz varsa Enerji Bakanlığı size %10 elektriği daha ucuz veriyor. Sizin 14.000 bir belgeniz varsa siz çevreyi iyi yönettiğiniz, çevreye duyarlı olduğunuz, çevreye saygılı olduğunuz, atıkları iyi yönettiğiniz, su kalitesine dikkat ettiğiniz, çevreye dikkat ettiğiniz ortaya çıkar. Çevre Bakanlığı sizin orada yeni bir denetim yapmaz. TSE'nin böyle bir belgesi varsa. İkinci bir denetim yapmaya gerek görmez. Sizin 18.000 birden iş güvenliği yönetim sistemine haizseniz Çalışma Bakanlığı yeniden gelip sizin burada bir denetim yapmaya gerek görmez. Niye? Çünkü Türk Standart Denetimi zaten buraya gelmiş, bu yönleriyle değerlendirmiş, mevzuata uygunluğu belgelemiş, 18.000 bir belgesi vermiş. Bu otellerde işte iş ekipmanlarının testlerini yapıyoruz. Demin dediğim gibi yani otellerde Loder'de var, Vinç'te var, otele girdiğiniz zaman basınçlı kapları da var, topraklama da var, falan hepsi var. Otellere kalibrasyon hizmeti veriyor çünkü otellerde de ölçü aletleri var. Otellerde su analizleri, deniz suyu analizi, havuz suyu analizleri, içme suyu analizlerinin 10 günde bir yapılması yasal zorunlu. Siz bunları sürekli izleyeceksiniz su kalitesi yönüyle. Gıdalar için hijyen analizleri yapıyoruz. TSE olarak bu hizmetleri veriyoruz. Bunlar zorunlu mesela. Sanitasyon testleri yapıyoruz TSE olarak. Periyodik muayene. Yani bunları, biz o kadar çok hizmet veriyoruz ki. Bunlar bir bilir kişi seviyesinde mi? Yani böyle bilir kişi havuzu gibi şeyleriniz var mı efendim? Yani ne bileyim inceleme elemanlarınızın. Tabii ki uzman havuzumuz var. Hep söylüyorum inceleme ya. İnceleme havuzu gibi bir şey. Evet. Değil mi efendim? Hep söylüyorum. Bunların hepsi uluslararası kriterlere, uluslararası standartlara göre çalışırlar. NACE kodu dediğimiz ISO tarafından yayınlanmış kodlar vardır. O koddan kim belgeliyse örneğin bir diyelim ki iş ekipmanı
Elektrik mühendisi test yapamaz, muayene yapamaz. Mutlaka makine mühendisini yapması lazım. Veya bir elektrikçi testi ancak elektrik mühendisi yapar. Elektrik teknikeri yapamaz mesela. Bunların kuralları koyulmuştur. Siz oradan kodunuz varsa oraya gidip 14001'den kodum, mesela benim yok. Ben 14001'den denetim yapamam. Neden? Oysa TSE'de 35 yıldır belgelendirme hizmeti görüyorum. Çevre mühendisi olmanız lazım çünkü. Doğru. Yani siz ama X bir petrolü veyahut da şeyi denetleyebilirsiniz değil petrolü mi? Petrolü denetleyebilirim. Denetleyebilirim. Evet. Orada evet. Eksiklikleri... Yani şöyle söyleyeyim. Branşlaşma vardır. NACE kodlarına göre personelimiz kalifikasyondan, sertifikasyondan geçmiştir. Ve sürekli bunlar yeni standartlara göre, yeni mevzuatlara göre kendilerini geliştirirler, eğitim alırlar ve onlar bunları denetlerler. Bu denetimler yapıldı. İşte siz önce bir uyarı mı yapıyorsunuz efendim? Mesela karşı tarafa, petrole veya bir başka yerlere. Yani şöyle, biz belge vermeyiz. Hayır, belge vermiyorsunuz. Yani bize müracaat edilir. Evet, etmek zorunluluğu var ama. Zorunlu olanlar da var. Mesela istasyonlarda zorunlu. Ama ürün belgesinde mesela zorunlu değil, ihtiyari. Yok, istasyonlardan mesela bize bunlar istasyonda olsa bize müracaat ederler. Biz kesinlikle gideriz. Müracaat ederiz. Eğer yasal mevzuata ve standarda uygun değilse belge vermeyiz. Ve bunu belediyeye EPDK'ya istasyonsa bildiririz. Deriz ki bu istasyon belge alamamıştır. Kapatılması gerekiyor. Yani mesela EPDK'ya yönelik kapatılması lazım. Tamam. Veyahut da benzinlik ruhsatı verilmemesi lazım belediye açısından da. Veya ürün belgesi yapıyorsa biz de markamızı kullandırmayız. Belge vermeyiz mesela. Marka sözleşmesi yapmayız. Faaliyetine son vermek zorunda. Değil mi efendim? Bak şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim yapı sektöründe. Evet. Örneğin çimento imal eden veya beton üreten beton santrallerinde. Evet, mesela onlar da hemen standartlara aykırılık görüldüğü zaman kapatma Çevre Bakanlığımız kapatma tedbiri uyguluyor. Şey var mı merak ettim. Standart çeşidi. Tabii ki. Standartta çeşitlilik. Nedir efendim mesela? Ben başta söylemiştim. İşte usul standartları demiştim. Ne efendim? Pardon? Usul. Usul standartı. Yani metot standardı. Ha, evet. Yani bir testin nasıl yapılacağının standardı var. Aksi takdirde şu masanın genişliğini nasıl ölçüleceğini standart hale getirmezseniz siz çapraz ölçersiniz, daha büyük bir ölçü elde edersiniz. Buradan ölçersiniz, faktörü buradan ölçersiniz. Bunun nasıl ölçüleceğini, nasıl bir yüzde kaç hassasiyet, hangi hassasiyetteki bir cihazı ölçüleceğini bir standart haline, bir deney metodunu standart hale getirmişsindir. Ürün standartlarımız vardır. Yani ürün dediğiniz nedir? İşte gözlüğün standardı vardır. Hizmet standartımız vardır. Örneğin bir petrol istasyonunda güvenli, emniyetli, kaliteli hizmetin nasıl verileceği veyahut da bir restoranda güvenli, hijyenik, tüketici tercihlerine paralel hizmeti nasıl verileceğine yönelik hizmet standartlarımız vardır. Sistem standartlarımız vardır. İşte 9000, 14000, 22000'den beri konuştuğumuz standartlarımız vardır. Yani bu şekilde değişik değişik standartlar şey vardır. Efendim, bu işte müşteri memnuniyeti müşteri memnuniyetiyle ilgili de müşteri memnuniyeti yönetim sistemi standartımız var. O da bilir uluslararası standarttır. Bunu kaymakamlıklar veya belediyelere mesela alanlar var. Bu tür belgeler veriyor musunuz? Tabii ki veriyoruz. Bu belgelerden mesela Akdeniz bölgesi çanağında şöyle söyleyeyim. Örneğin Alanya Kaymakamı veyahut da kaymakamlığı veyahut da belediyesi böyle bir şeye layık görülmüş müdür? Ben isterim ki onu merak ediyorum. Keşke bütün kamu bu bahsettiğimiz yönetim standartlarına sahip olsa. Ama o zaman şunu altını çizelim efendim. Yani Alanya, Antalya, Manavgat veya vesaire Serik gibi ilçelerde bu standartlara uygun değildir diyebiliyor muyuz? Öyle diyemeyiz de şöyle diyebiliriz. Biz çok başarılı bölgelerden bir tanesiyiz. Bugün gururla söyleyeyim. Hayır ben sizden bahsetmiyorum. Belediyeden Antalya Valiliğimiz, Isparta Valiliğimiz, Burdur Valiliğimiz uzun yıllardan bu tarafa tür standartları denetimindedirler. Hepsi ikişer üçer sistemden kalite yönetim sistemine sahiptir. Antalya'daki büyük belediyelerimiz... Belgeleri var mıdır? Belgeleri var. Biz onları sürekli her sene tetkiklerini de yapıyoruz. Periyodik tetkiklerini de yapıyoruz. Çok da başarılı bu sistemleri uyguluyorlar. Mesela ASAT'ımız. Gerçekten ben çok yerde örnek veriyorum. ASAT hakikaten çok güzel bu kalite yönetim sistemlerini uyguluyor. 14.006 sistemden. Geçen hatta başkanımız geldi. Büyük bir tören yaptık Antalya'da. Neler yaptılar mesela? Neyi? Mesela ASAT'ta... Kriter ne efendim? Yani ASAT'ın bakın, bu konudaki... ASAT'ta 9001 belgesi var. Yani bir kalite yönetim sistemine sahip. ASAT'ta 14001 belgesi var. Çevre yönetim sistemine sahip. Evet. ASAT'ta 10002 belgesi var. Müşteri şikayetleri yönetim sistemine. Çünkü ASAT'ın binlerce aşağı yukarı 1 milyona yakın abonesi var biliyorsunuz. Biliyorum. Yani dolayısıyla çok müşteri şikayet ediyor. Bu şikayetlerin yönetilmesiyle ilgili bir kalite yönetim sistemi kurdular. Gittik belgelendirdik. Hakikaten çok iyi çalışan
bir sistemi var. ASAT'ta 27.001 bilgi güvenliği yönetim sistemi var. 5 sistemden kalite yönetim sistemine sahipler. Çok da başarılı uyguluyorlar. Onları da çok takdir ediyorum. Bu şikayet yönetimi mi diyorsunuz siz ona? 10.002 müşteri şikayetleri yönetim sistemi. Müşteri şikayetleri. Yönetim mesela ben bir telefon açtım. Evet. Antalya Büyükşehir'e. Karşıma bir tane personel çıktı. Buyurun efendim dedi. Ben de bir şikayetimi dile getirdim. Veyahut da bir şey var. Tamam. Prosedürü var. Nedir o? İyi bildiğim için söyleyeyim. Tetkik yaptığım için söyleyeyim. Buyurun. Bütün şikayetler bir kere kayıt altına alınır. Mutlaka. Yani telefonla yaptım ben onu cevaplandırmıştım. Asla öyle bir şey yoktur. Bütün şikayetler kayıt altına alınır. Bütün tamam. Şikayetler izlenir. Bu kayıtlar geri dönüş yapılıp yapılmadığı veyahut da şikayetin önem derecesine göre, sonuçlandırma tamam. süresine göre tamam. hangi şikayete ne yapılacağının prosedürü vardır. Onlar kademe kademe sonuçlandırılır. Ve en önemlisi de şu. Standartın gerektirdiği şekilde bu şeyler, şikayetler periyodik olarak analiz edilir. Bu şikayetlerin sebeplerini inilir. Çünkü önemli olan şikayetler sadece yazmak veya çözmek değildir. Bu şikayetler daha şikayet yapılmadan önlenecek altyapıyı oluşturabilmektir. Biz bu şikayetlerden, yani bu kalite yönetim sistemi bir analizini yapıyorsunuz. Neticesinde bir daha bu şikayetin olmayacak önleyici tedbirler alıyorsunuz. Standart onu istiyor. Şimdi şöyle aynı ben, şikayeti bir daha görmememiz lazım. Tamam müdürüm ama ben bir gerçekçi adam olduğum için beni pek sevmiyorlar bu memlekette. Şimdi ben bir şikayetimi dile getiriyorum. Açıyorum telefonu. Diyorum ki böyle böyle bir yerde atıyorum. Kaçak işlem yapılıyor. Veyahut da kaçakçılık yapıyor. Kaçak iş yapıyor adam. Benim halkımı rahatsız edici unsurlar var. Memuruma danışayım deniliyor. Nerede bunun standardı? Ya bu tabii neresi için olduğunu bilmedim şimdi. Yani de o kuruluşlar adına bilmediğim bir konuda. Hayır burası efendim başka yerde yaşamıyorum ben. Ama örneğin ASAT'ta bu müşteri şikayetlerin çok iyi yönetildiğinin bizzat şahitliğim. Gidip denetliyorum. Zaman zaman şikayetleri izlenebilirlik yöntemi, örnekleme yöntemiyle seçiyorum. Bakıyorum gerçekten usulüne uygun şekilde bunlar prosedürde yazdığı şekliyle sonuçlandırılmış mı? Evet. İlgilisine bilgi verilmiş mi? Geri dönüş yapılmış mı? Bunların hepsini izliyoruz. Onlar da çok güzel. Geri dönüş Akdeniz Üniversitesi mesela bu sistemleri. Akdeniz Üniversitesi'nde 22 tane fakülte var. Bu 22 fakültenin 17'si belgeli. Diğer fakültelerimiz 2 yıldır çalışıyorlar. Daha henüz belge alamadılar ama onlar da en kısa zamanda inşallah bunları alacaklar. Akdeniz Üniversitesi'nin laboratuvarları, enstitümüzün belgesini kullanıyorlar. Bundan gurur duyuyorum. Yine büyük kuruluşlarımız, Devlet Su İşleri, Bölge Müdürlüğümüz mesela bizden belge. Bakın bu Tarım Bakanımız geldi ilk yaptığı işlerden bir tanesi Tarım Bakanlığı'nın bütün Türkiye'deki teşkilatına bu kalite yönetim sistemlerinin kurulması talimatını verdi. Biz başladık şu anda. Son derece önemli ama. Evet, son derece önemli. Evet. Onlar da başladılar bu belgeleri evet, almaya, bu kalite evet. yönetim sistemlerini kurmaya. Dolayısıyla evet. bizim bölgemizde kamu bir hayli önde. Gerçekten bundan da gurur duyuyorum. Evet, ama son yıllarda tabii ki çok büyük gelişmeler oluyor. Evet. Geçmişte yapılan hatalar en azından biraz daha asgariye düşürülmüş durumda şu anda. Bu kalite konusunda. Şimdi bu arada programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama sormadan da geçemeyeceğim. Son yıllarda ülkemizde artık güneşin farkına varmaya başladı yöneticilerimiz. Güneşten faydalanma, güneş enerjileri konusunda bir takım atılımlar yapılıyor. İşte güneş enerjisinden işte bir takım şeyleri elde etme, ışık şu bu. Evlere, bireylere kadar inilmeye başlandı. Evet. Bu konuyla ilgili de son derece önemli gelişmeler var ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesiyle de yarışılıyor. Özellikle Çin ve Almanya ile bu konuda vatandaşlarımızı da rahatlatacak veyahut da onları uyarabileceğimiz bu güneş enerji sistemleriyle ilgili olarak bilgi vermenizi önemli rica ediyorum. Çünkü birçok insan veya kişi yatırımcılar var bu konuda yatırımlarını yapan. İşte adam tutmuş 30-40 dönüm, 50 dönüm yer satın almış veya devlet hazinesinden kiralamış. Oraya bir panel sistemi geliştirmiş ve oradan işte enerji üretiyor, işte devlete de bir bölümünü satıyor vesaire. Ama şimdi son zamanlarda da bu artık bireyselleşmeye başladı. Evlerde, işte villalarda, orada, şurada, burada, otellere varıncaya kadar bu tür talepler artmaya başladı. Soru şu efendim, bu güneş enerji sistemleriyle ilgili olarak TSE'ye düşen görev nedir? Bu konuda ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Üretici firmalara
ve tüketicilere tavsiyeleriniz nedir veya uyarılarınız nedir? Teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten çok önemli, çok güncel bir konu. Evet. Çünkü biz enerjisi olmayan milli hasılasının büyük bir kısmını petrol için yeniden yurt dışına veren, ödeyen bir ülkeyiz. Dünyada bütün savaşlar görüyorsunuz petrol için tabii çıkıyor. Ama bize de Allah petrol vermemiş ama güneş vermiş. Allah vermiş. Bak evet. Şimdi her de donuyor, Alanya'da herkes denize giriyor. Suyumuz eskisi kadar olmasa da yine yeterince suyumuz var. Var. Evet. Hidroelektrik santrallerimiz var. Onun dışında rüzgar enerjisi ülkemizde oldukça çok. Dolayısıyla buna paralel olarak biz de güneş enerji sektörü ile ilgili yatırımlar çünkü çok arttı son dönemde. TS olarak onların talep ettiği hizmetler verebilecek altyapıyı kendimizde oluşturduk. Bunlar nedir? Bir, standart. Çünkü güneş enerji sistemleriyle ilgili de üretilen ürünlerin, verilen hizmetlerin mutlaka standardı olması lazım. Biz bunların milli, uluslararası standartlar varsa onları hemen Türkçeleştirdik, Türk mevzuatı haline getirdik. Olmayanları milli standart olarak yani TSE olarak önünde IEN'i, ISO'su olmayan milli standarttır onlar. TSE standartı olarak standart. Standartlar yönüyle şu anda hiçbir eksik yok. Sektörde bundan çok mutlu. Aşağı yukarı işleyişi ben merak ediyorum. 200'e yakın yani standartımız var. İkincisi bu konuda. İkincisi sertifikasyon alanında bunları belgelendirebilecek altyapıya personeli yetiştirdik, eğittik, bunların kalifikasyonlarını sağladık, sertifiye ettik hepsini, diplomalarını verdik. Bu alanda belgelendirme yapıyoruz şu an yoğun bir şekilde. Üçüncüsü laboratuvar altyapısı. Laboratuvar nasıl belgelendirme yapamazsınız? Araya girmek zorunda kalıyorum. Belgelendirmeyi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Geleceğim, oraya da geleceğim. Şeyler var, onu merak ediyorum. Evet. Oraya da geleceğim. Ama hakikaten izleyicilerimiz de merak ettiği için soruyorum. Evet. Evet. Şimdi sertifikasyon, yani belgelendirme yaparken test yapmadan bunu yapamazsınız. Yani ürüne bakarak bu kalitelidir, değildir, bu verimlidir, değildir, bu güneş enerji sistemi diyemezsiniz. Test yapmanız lazım. Türkiye'nin ilk ve tek test laboratuvarını yaptık güneş enerji sistemleri ile ilgili. Ve yine ilk ve tek akredite laboratuvarıdır. Tamam. Yani akredite demek ne demek? Uluslararası kurallara göre çalışan ve düzenlediği raporlar, verdiği sertifikalar dünyanın her yerinde geçerli olan laboratuvar demektir. Laboratuvarı da kurduk. Dolayısıyla biz altyapımızı tamamladık. Şimdi ne tür hizmetler veriyoruz? Şöyle şuradan hemen bakayım çünkü çok teknik bir konu olduğu için. Özür dilerim. Mesela, bu laboratuvar gıda içinde geçerli mi? Bizim zaten 50 senedir gıda laboratuvarımız var. Ama güneş enerji sistemleri ile ilgili sadece güneş enerji sistemlerinin test ve muayeneleri yapan özel laboratuvarlar. Hayır, üniversiteler yapıyordu genellikle. Ben o yüzden şey yaptım. Ama onlar biliyorsunuz kısmi testler yapıyorlar. Yani bütün standartın gerektiği testleri yapan Türkiye'de başka laboratuvar yok. Hepsi standartın gerektiği testlerin bir kısmını, bir bölümünü yapıyor. Üreticilerin de kendi küçük laboratuvarları var, küçük örtekli. Sadece kendi içerisindeki periyodik muayeneleri yapabilen laboratuvarlar var. Ama bizim laboratuvarlarımız... Antalya'da var değil mi bu laboratuvar? Yok. Bu laboratuvar bizim İstanbul, yine o gördüğünüz kalite kampüsünde. Öyle mi? Türkiye'nin ilk ve tek laboratuvarı. Bakın başka yok yani. Türkiye'de tek. Tamam. Öğrenmem açısından en azından iyi oldu. Evet. Burada birçok testler yapılıyor. İşte ürün testleri yapılıyor. Bunun yanında uygunluk gözetimi ve muayenesi doğrulamasını yapıyoruz. Yani bu ne demektir? Uygunluk testi, doğrulama. Siz güneş enerji sistemleriyle ilgili örneğin güneş tarlası kurdunuz veya kendi çatınıza böyle bir sistem kurdunuz. Bireysel olarak kurdum. Alırken nasıl alıyorsunuz? Diyorsunuz ki benim evim için şu kadar kurulu güç, 3 enerji kahve. 3 kahve dedik. İhtiyacım var. Diyelim ki 3 kahve. Tamam. Bana 3 kahvalık bir panel sistem koy. Kur diyorsunuz. Kurdu. Yani 4 tane panel koydu. Evet. Evet. Siz kurulan sistemin, üretici gelip bunu kuruyor size. Geldi koydu. Anahtar parasını da aldı gitti. Parasını aldı gitti. Ama gerçekten... Bitti mi olay? 3 kahve... Bir hayır, bitti mi olay yok. Hayır işte, bitmedi işte. Sıra sizde, evet. Bizde. Yani bu sistemin 3 kahve elektrik üretip üretmediğini testini nereden bileceksiniz? Birincisi o. Yani evet. Bir. Yani doğrulama dediğimiz bu. İkincisi, sistemi siz doğru kurgulamazsanız, yani güneşin geliş açısı değil mi efendim mesela? Evet. Açısına göre bunları yapmazsanız verimliliği düşük olur. Üçüncüsü, performans. Size kurdu, dedi ki bu 10 sene garantili. 15. Gerçekten. 15 sene veya 5 sene veya 20 sene. Bunu neye göre söylüyor kişi veya üretici? Neye göre söylüyor işte. Biz bunun doğrulamasını yapıyoruz. Gerçekten bu ürün, biz yaşlandırma testleri dediğimiz testler vardır. Biz işte... Kaç gün sürüyor bu test?
Ya o üründen ürüne değişiyor. Ben onu şu anda bilemiyorum. O laboratuvarda yapıldığı için şeyleri bilmiyorum. Paneli ben sana getirdim. Bir tane ben 1000 tane, 10.000 tane panel üretiyorum. Ya biz şöyle yapıyoruz. Biz onların içerisinden... Bir tanesini mi siz bakıyorsunuz, 10.000'ini birden mi? Üretim içerisinden, üretim hattından örnekleme yöntemiyle standartın gerektirdiği kadar numune alırız. Ben şöyle söyleyeyim size. Ama ben bir bölüm bugün çıkardım, bu hafta 10.000 tane panel. Öteki ikinci hafta hile yaptım. Ne yapacaksın? bu da mümkün ama bizden belgeli firmalarda bu pek mümkün değildir. Çünkü size... Ya yapıyor adam, kalbini bozmuş. Yani onlar yani istisnai şeylerdi ama genelde bu pek mümkün değildir. Niçin? Biz örneklemeyi veya ara kontrolleri mutlaka firmaya gidip de üretim hattına numune alarak ilk belgelendirmede bunu yaparız. Ama daha sonra her tüketici şikayeti bizim için bir ara kontroldür. Biz onu firmadan alınmış gibi değerlendiririz, testlerini yaparız, tüketicinin yaptığı şikayeti ve firmaya bunu rica ederiz. Veya zaman zaman firmanın hiç haberi olmadan parasını vererek gider firmanın ürettiği ürünü piyasadan, satış yerinden alırız, hiç firmanın haberi olmaz. Laboratuvarımızda test ederiz, eğer varsa bir uygunsuzluk hemen firma hakkında gerekli yaptırımları uygularız. Periyodik muayenelerimiz vardır. Mesela biz bunu yılda illa bir kere yapacağız diye bir şey yok. Firma güvenilir firmadır. Evet. Hayır, bir firmanın kere haberi olmadan ama... mesela ben şunu isterim. Yani TSE ilgililer olarak veya yöneticiler olarak veya kontrolörler olarak o fabrikada, üretim noktasına ben onların haberi bile olmadan ben çat kapı girebilmeliyim ve bizim gerekli müdahalemi ve getir kardeşim şu bakayım. Bizim ara kontrolörlerimiz zaten haberli değildir. Ha, şimdi o önemli ama bak. Yani yılda her sene atıyorum aralığın 15'inde diye bir şey yoktur. Biz yani, evet. Onu biz tayin ederiz kendi iş programımıza göre. İkincisi az önce onu anlatıyordum. Biz güvenli firma vardır. Hakkında çok şikayet edilen firma vardır. Mesela güvenli firmalara gerçekten yılda bir kere ara kontrolü yeterli görürüz. Çünkü zaten şikayet yoktur. Ama bir firma hakkında şikayetin sıklığına, yoğunluğuna göre bizim ara denetimlerimiz de artar. Mesela 7 kere, 8 kere, 10 kere yaptıklarımız vardır. Hemen bu ara denetimler sonunda uygunsuzluk görürsek hemen belgemizi feshederiz. Doğru. Şimdi müdürüm benim özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Güneş enerji sistemleriyle ilgili şimdi bir panel var. Evet. Panel. İşte deniliyor ki en iyi panel şu anda Almanların, işte Çinliler çok kötü. Şu anda vesaire işte Almanlar, Çinliler Almanları geçti falan filan, işte kamuoyunda dillendiriliyor bu tür şeyler. Evet. Şimdi ben yaklaşık 10 yıldır bu işlerle iştigalim. Yani inceleme yapıyorum daha doğrusu. Şimdi bu panelin içerisindeki silisyum dediğimiz bir madde var. Kum olarak bilinen silisyum var. Şimdi bu silisyum maddesinin incelemesini siz yapıyor musunuz, yapıyor musunuz silisyumla ilgili? Yapıyoruz. Çünkü ben size, tüketiciye garanti verirken diyorum ki bu 15 sene. Siz diyorsunuz benim ürünüm 10 sene diyorsunuz. Beni kötülüyorsunuz veya ötekini kötülüyor şimdi, falan filan oluyor. Şimdi burada gerçek kalitenin yani baz olarak söylüyorum. Şimdi zaman da çok daraldığı için ben size hemen nedir, şöyle testleri hemen sayayım zaten siz hemen anlayacaksınız. Buradaki, yani hangi testleri nedir yaptığımızı mesela. Bu sistemlerle ilgili. Bakın, nedir efendim? Bir, buradaki rahatsızlığı giderin. Bir, az önce söylediğim gibi, örneklendirdiğim gibi uygunluk gözetimi ve doğrulama testleri. Hı. İki, periyodik muayene. Bakın siz sistemi doğru tasarlamışsınızdır. Doğru kurgulanmış, kurmuşsunuzdur. Evet. İstenilen, beyan edilen şartnameye uygun işte 3 kahve dediniz mi? Örneğin 3 kahve enerjiyi de üretiyordur. Peki devamlılık, süreklilik? Önemli olan işte. Heh, bunun da periyodik muayenesi var. Ömrü var. Yani 15 sene dedin ya kardeşim. Çok güzel söylediniz. 10 sene de gitti. Bununla ilgili bakın. Bunun standardı var. TSEN 62446-1. Periyodik muayene. Ha, aynı asansördeki gibi güneş enerji panellerinin de periyodik muayenesi var. Her sene gelip bunun evet aynı istikrarlı, aynı devamlılıkla, aynı kaliteyle, aynı görünümlülükle enerji üretiminin devam edip etmediğine yönelik testler yapıyoruz. Kurulum ve montaj kontrolleri yapıyoruz. Hani az önce dediniz işte. İşte o da açı. Önemli. Bak kuruluş mesela, ve montaj. Bunun standartı bakın. YÜLE 2703, TİSEK 506, TSEN 62446-1 standartlarına göre yapıyoruz. Mesela tasarım doğrulama. Siz panelleriniz ne kadar kaliteli, ne kadar standarda uygun olursa olsun dünyanın en iyi paneline getirin. Evet. Siz bunu eğer
doğru tasarlama yapmadıysanız, işte güneş enerjisi, güneş açısı yönüyle örneğin, istediğiniz verimi elde edemezsiniz. Mesela tasarım doğrulama testleri yapıyoruz. Verim düşer en azından. Bununla ilgili standart var. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun yayınladığı ve TSE standartlarının 62.548 nolu standarda göre. Kurulu güç doğrulama. Hani 3K'ya veriyor mu, vermiyor mu? Veya güneş tarlasında işte binlerce watt enerji üretiliyor. Gerçekten onu üretiyor mu, üretmiyor mu? Her defasında, hani diyoruz ya yönetim sisteminde, ilk defasında ve her defasında sıfır hata diyoruz. Yani burada da aynı şekilde kuruluş doğrulama. Elektrolüminans testleri. Sizin söylediğiniz o içindeki hani dediniz ya. İşte termografi testi mesela. Hata tespit analizleri. Tracker sistemlerinin test ve muayenesi. Yükleme öncesi gözetim testleri yapıyoruz. Nerede? Paneller Çin'den yüklendi. Yerinde bunların standarda uygun olup olmadığı yönüyle yerinde belgelendirme ve gözetim belgesi düzenliyoruz. Türkiye'ye geldiğinde rahatlıkla gümrükten çekip imalat yerine götürebiliyorsunuz. Model ambalaj bilimlerinin nakliyesi, kargo gözetimi. Mesela gemide taşınırken uygun şartlarda taşımazsanız bunlar devrilebilir, kırılabilir, eğilebilir. Yani onları. İmalatta süreç kontrolü. Mesela isim söylemekte bu mevzu. Örneğin Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarının bir tanesi. Kalyon İnşaat. Şimdi Antalya çok büyük bir güneş tarlası kuruyor. Yeni kuruyor, evet. Yeni. Bunun gözetim, bütün alanlardaki gözetim faaliyetlerini TSE'yi yetkilendirdi. Biz mesela bir elemanın... Bir başka özel şirkete verebilir mi? Verebilir tabii. Yani belgelendirme yapan başka şirketler var mı benim gibi? Var tabii ki. Anladım. Yani işte TÜV mesela en büyük. Yani onu söylüyorum. Onun gibi, evet. Yani yabancı belgelenme kuruluşları. Dört tane, beş tane var dünyada. Onlar yapıyorlar. Bizim dışımızda bunu yapan. Bak şöyle söyleyeyim. Evet, Serhat Beyciğim. Buyurun. Dünyada yıllık, bakın rakamlar çok büyük. 15 milyar dolarlık belgelendirme pazarı var. Yıllık. Dünyada. Dünyada. Büyük rakam. Bu 15 milyar doların payı nedir Türkiye'nin? Sadece 1 milyar dolarını Türkiye olarak biz alıyoruz. Bunun 600 milyon dolarını TSE alıyor. Kalan 400 milyon dolarını bizim dışımızdaki 300'e yakın belgelendirme kuruluşu alıyor. Diğer 14 milyarı dünyadaki sadece 5 belgelendirme kuruluşu. TÜV, BSI, SGS, Bureau Veritas ve Intertek. İşte TSE'nin gerçekten hepsi yabancı kuruluşlar. Yabancı standart kuruluşları. İşte bizim çabamız bunun için. Ama Türkiye'nin şey, milyon yani, dolarların yurt dışına gidiyor. Bizim TSE'nin garantörlüğü veyahut da garantisi veyahut da güvenilirliği daha arttırmak adına çalışmalar yürütmek yani, gerekmiyor mu? Orada bir tartışma yok. Yok. Orada tartışma yok. Tartışma şudur. Bir, tüketicinin bilinçli olmaması. İki, üreticinin bilinçli olmaması. Türkiye'de, evet. Avrupa'da asla bu bizim eski flamanlı ampulleri şu anda satamazsınız. Asla göremezsiniz. Yasak dünyada üretimi. Zararlı diye. Aynen öyle. Çok enerji harcıyor diye. Ama Türkiye'de hala satılıyor. Türkiye'de yasak. Ama satılıyor. Satılıyor. Bu TSE'nin suçu mu? Yok. Standardı var. Yani dolayısıyla TSE'yi suçlamak yalnız bu. Tüketici bilinciyle ilgili. Standartsızlığı uygulayan veya üreten... Ben denetleyici kuruluş değilim. Bir, ikincisi bu bilinçlenmeyle, eğitimle ilgili bir şey. Tüketici onu almayacak mesela. Döndük dolaştık yine eğitime geldik. Yani. Aynen. Sonuçta bir eğitim, ülkemizin iki en ekonomi. Büyük sorunu. Evet. Tabii ki yani TSE'nin suçu değil. Yok, üç, TSE Türkiye'nin gerçekten çok stratejik bir kuruluşu ama Türkiye gerek devlet katında gerek vatandaş katında istenilen ölçüde takdir görmediği, desteklenmediği için bu pazardan hükümet TSE... tarafından mı? Tabii ki. Ben isterim ki Türk vatandaşı olarak örneğin araç muayene istasyonlarını Türkiye'de TSE yönetsin. Bakın Türkiye'nin bu 15 milyar dolar nasıl geliyor biliyor musunuz? Türkiye'nin 1 milyar doları sadece araç muayene istasyonları eliyle yurt dışına gidiyor. TÜV'e gidiyor mesela. Türkiye'nin parası dışarıya gidiyor bu şekilde. Öyle değil mi? Siz araçlarınızı nereye muayene ettiriyorsunuz? Evet. TÜV'e yaptırmıyor musunuz? Alanya'da yaptırıyoruz. Herkes yaptırıyor. Hakkari'de de TÜV'e yaptırıyor. Yani TSE niye yapmasın? Bu para niye Türkiye'de kalmasın? Niye o zaman yaygarasını yapmıyoruz müdürüm? Siz yapacaksınız, ben değil. Ben yapıyorum. Çünkü. Ben şu anda yapıyorum. Siz derken vatandaşı kastediyorum tabii. Sağ olun efendim. Ya bunun gibi bakın burada... Amacımız uyarmak. Çok sayıda testlerimiz var. Biz bu alanda yapıyoruz. Laboratuvarlarımız var. İşte demin dediğim gibi. Evet. Ama bunlar aslında gerçekten çok spesifik. Şöyle bir yarım saat bunu bir başka programda... İnşallah. Sadece bunu
İşleyelim. İşlemekte, vatandaşlarımızı aydınlatmakta, bunları onlara anlatmakta fayda var. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Ben de müdürüm. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan buraya kadar geldiniz. Bizi kırmadınız. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık diyorum. Amacımız bu akşam Türk Standart Enstitüsü'nün çalışmalarını, son zamanlardaki gelişmeleri biraz paylaşmaktı. Herhalde iyi oldu diye düşünüyorum. Bilinmeyenleri biraz masaya yatırdık. Açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben çok faydası olduğunu, çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum vatandaş açısından. Ama bunları daha çoğaltmamız lazım. Çünkü her konunun, her hizmetin, her üretimin standardı var, belgelendirmesi var, testi var, muayenesi var. Her birine ayrı ayrı spesifik olarak tartışmak, konuşmak lazım. Evet, çok çok teşekkür ederim bir kez daha efendim. Ben de çok teşekkür programımız ediyorum. Programımız burada fırsatı sona eriyor. Verdiğiniz için. Ayağınıza sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, efendim bu akşam 783. programımızı da bu akşam tamamlamış olduk. Bu akşamki konuğum efendim TSE Antalya Bölge Müdürümüz, Akdeniz'deki yüzü diyelim TSE'nin, Sayın Hüseyin Akdamar abimiz oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum efendim. Antalya'dan buraya kadar geldiler sizleri aydınlatmak adına. Kendisine bir kez daha Alanyalılar adına, izleyicilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın yapımında emeği geçen arkadaşlarımın adına da size, herkese teşekkür ediyoruz. 784. programda önümüzdeki hafta Allah nasip ederse görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun. Ana reklam ajansı sundu.